genel izleyici için uygundur. Günaydın, günaydın Çağla ile yeni bir günden herkese günaydın efendim. Hepiniz ekranlarınızın başına hoş geldiniz. İyi ki geldiniz çünkü bugün konuğum da bir konuğum daha doğrusu ben de heyecanlandım. Sen de beni heyecanlandırın. Dünya güzeli bir konuğum var. Sevgili Azra Akın bizlerle beraber. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? Çok teşekkür ederim. İyiyim Çağla'cığım. Benim için de tabii çok heyecanlı seni ağırlamak. Yıllarca beraber aynı mesleği icra ettik ama tabii bu program benim için çok çok kıymetli. Burada seni ağırlamak benim için ayrı bir keyif gerçekten. Sen de heyecanlısın tahmin ediyorum. Bana söylediği gibi diyor ki uzun zamandır hani evdeyim sürekli çocuk ve annelik vesaire böyle saçımı makyajımı yapınca böyle bir kendimi iyi hissettim dedi. Ne kadar önemli bir şey çok, değil mi aslında? Çok önemli ve çok teşekkür ediyorum. Beni çağırdığın için. İyi ki geldin. Çok keyifli. İstersen gel birazcık oturalım. Hem heyecanımız dinsin. Bugün hem seninle ilgili, sevgili Azra Akın'la ilgili, anneliğiyle ilgili özellikle anlatmak istediği çok önemli. Hepimizde bence birazcık da cesaret verecek doğum hikayeleri aynı zamanda var. Çocuğunu nasıl yetiştiriyor, nasıl bir anne, çocuğuyla beraber neler yapıyorlar, yemek yaptığını biliyoruz. Çiğ köfteyi çok sevdiğini biliyoruz. Bugün sevgili Azra Akın aynı zamanda mutfağa da sokacağız. Beraber bir şeyler de yapacağız. Çok güzel bir program olacağını düşünüyorum. İyi ki geldin tekrar. Çok teşekkür ederim. İlk olarak şöyle detaylara girmeden önce hemen 2002 yılına bir gidelim istiyorum. Türkiye güzeli seçiliğin o yıla. Girerken hissiyatın neydi? Mesela ben hemen aklıma geliyor 97 senesinde Türkiye Güzellik Yarışması'na katıldığımda inanılmaz kendimi çelimsiz yani güzellik anlamında söylüyorum. Kendime böyle çok fazla güvenim yoktu. Bir şekilde kendimi apar topar orada buldum. Sen nasıl girdin? Ben de plansız girdim. Öyle bir hayalimiz yoktu. Yani benim de böyle bir hayalim yoktu. Okula gidip gelen, işte yan flöt dersine giden, bale derslere giden. Evet, sakin birazcık, bir. Evet. Karşımıza çıktı. Tabii ki bu seçimi biz yaptık. Yani ben ve ailem ama daha çok ben tecrübe olarak katıldım. Yani bu benim için bir tecrübe olacak. Aynı zamanda Türk gençleri merak ettim. Ha mesela. Ha, Türk gençleri ne düşünüyor, nasıl yaşıyorlar? Çünkü ben tabii Hollanda'da doğup büyüdüğüm için merak duyuyordum. Evet, tanımak istedim belki değil mi? Evet, o yani bu tecrübe olacak. Oradan ne olacak? Hiç yani zaten liseyi yeni bitirmiştim. Hangi sanat akademisine gitmeyi düşünüyordum. Sanata da yatkınlığım, yatkınlığım vardı. Var. Sonra o oldu, bambaşka şeyler oldu. Evet, ve hiç planlamadığın. Evet. Değil mi şeyler aynen. Oldu? Peki ya katılırken mesela ya kazanamazsam? O zaman hani çünkü sonuçta kaç yaşındaydın kazandığında? 20 yaşında bir genç kız sonuçta bir şekilde kendine güveniyor ve yarışmaya giriyor. Ya kazanamasaydın acaba ne hissederdin diye öncesinde böyle bir düşündün mü? İnan ki tecrübe için gittiğim için o düşünce bende yoktu. Sadece kimlerle karşılaşacağım, ne paylaşacağım, ne göreceğim. Ne göreceğim? Tamamen oydu. Sonrası yoktu. Sonrası yoktu. Yani kazanırsam... Ama öyle bir oldu ki sonrası. Yoktu. Kazanmam lazım. Öyle bir değildi. Şey yoktu. Hayır. Kesinlikle öyle bir şey yoktu. Bende de açıkçası öyle bir kazanmam lazım. Eminim. Hissi yoktu. Çok enteresan. Belki de yaşımızdan kaynaklanıyor da olabilir. Şu anda da çok çok güzel, çok zarif bir kadın, çok başarılı bir kadın. Ama o yıllara gittiğim zaman şimdi hep beraber bir gidelim Türkiye Güzellik Yarışması. Gerçekten bir... İnci tanesi kadar güzelsin gerçekten. Sen de öylesin. Hadi hep beraber izleyelim bir hatırlayalım. Tamam. Miss Turkey 2002 Azra Akın. Ya benden acaba taç. 2-3 yaş büyüttün diye mi bu kadar coolsun? Ben böyle elim ayağım falan titrediğini çok çok iyi hatırlıyorum. Hayır, acayip sakinsin böyle. Zaten hani biliyordum havası da var bir miktar ya da heyecandan donup kalma da olmuş olabilir o bilemiyorum. Şu anda çok heyecanlıyım. Heyecansız olmuyor, bitmiyor. O heyecan her zaman geliyor. Şu an bile sabah geliyorum buraya arabanın içine titriyorum. Ya. Ama sanırım dışarıdan belki öyle gözükmüyor ya da o an aslında görevdeymişim gibi de hissediyorum. O biraz. Da olabilir. Sahneye çıkınca biraz öyle oluyor. Evet, sende biraz de oldu görev mu? İnsanıyız ya orada. Evet. Durmalı, olmalı, etmeli gibi bazı ne yapacaktık, provada ne yapmıştık gibilerinden. Peki Dünya Güzellik Yarışması'na gitmeden önce yine aynı şeyi mi düşünüyordum? Ben bunu bir tecrübe edeyim. Bakayım dünya kızları nasıl her ülkeden kesinlikle. Farklı. Öyle mi düşünüyordun? Öyleydi. Gerçekten. Evet öyleydi. Hatta hatırlıyorum bir 6 ay işte yarışma bitti. Türkiye Güzellik Yarışması. Sonra 6 ay Hollanda'ya gittim. İşte okul devam ediyor bir taraftan. Yaz girdi araya. Sonra bir hazırlık süreci başlıyor. Tabii. Çünkü bir ay
biliyorsun bir kamp süreci olacak ve bir ayda uzun bir süreç. Sağ olsun çok kıymetli işte Cemil İpekçi olsun, Aysu Kaprol olsun, evet, destek oldular hani kıyafet konusunda. Yani benim için çok kıymetli. Cemil İpekçi'nin o dönemki kıyafeti de en iyi national kostüm seçilmişti. Doğru. Diye hatırlıyorum. O evet. Da efsane bir kıyafetti gerçekten. Çok güzeldi ve onun üzerine orada dünya güzeli seçildi. Evet ve düşün yani sen de tecrübe ettin. Evet. Bir sürü ülkeden bir İnanılmaz genç bir katılıyor. Şey. Ve yani bilmiyorum bir üniversite yani çok kıymetli de tabii üniversite yaşamı ve yaşayamadığım için çok bu arada içimde kalan bir şey bu. Üniversiteyi ama, okuyamamak mı içimde evet, kalan evet tabii bir kaldı şey. Biraz ama o kamp bile o kadar başka bir perspektif veriyor ki bir genç insanına. Çünkü Namibya'dan, Avustralya'dan bir sürü yerden genç geliyor ve sen onlarla konuşabiliyorsun, bir şeyler paylaşabiliyorsun. Yani bu benim için çok kıymetliydi ve de çok seyahate çok şey. Meraklıydım. Hmm. İşte Afrika'ya gidildi. Afrika'yı ilk defa göreceğim. Ben bunlarla ilgileniyordum. Bir de tabii ki kamp süreci içinde onlara uyum sağlamak evet. Benim için önemliydi. Peki o anlara bir de gidelim. Gerçekten tamam. Hepimizi gururlandıran bir gündü. Hepimizin tüyleri diken diken oldu. Çünkü zannedersem Keriman Halis'ten sonra seçilen ilk dünya güzelimiz oldun. Ay. Ah, tüylerimiz diken diken olsun mu? Bir izleyelim. Yeah. Miss World 2002 is Miss Turkey. Ya bir duygular geldi biliyor musun? Geldi. İnan ki çok yani, uzak zamanlarda gibi geliyor mu bunlar? Vay be falan diyor musun? Mesela? Diyorum. Vay be diyorum. Üzerinden neler geçti? Şimdi kaç yaşındasın Azra? Orada 39. 39 yaşındasın ya şimdi. Ya doğumdan sonra ben arada bir karıştırıyorum. Saymamaya mı başladın yoksa acaba yaşın olabilir mi? Bende de böyle bir sallamalar başladı çünkü. Aradan 19 sene geçti. Geçti ve şimdi ne kadar hızlı geçti. İnanılmaz hızlı çok hızlı geçti. 39 yaşında bir Azra Akın var evet, şimdi karşımızda. Evet. Hem anne hem çok yeni güzel anne olmuş. Kadın. Evet. Öyle değil hala mi? Hala hormonlarım herhalde yerini bulmaya çalışıyor çünkü. 2,5 yaşında mıydı Demir şu anda? Kaç yaşında? Evet geçmiş Kasım'da 2 oldu. Ben de işte 1,5 ay önce emzirmeyi bıraktım. İşte 2 sene emzirdim. İşte 2 küsür sene. Ve sanırım şu an benim çok duygulanmam da belki hormonlardan da kaynaklanıyorlar. Ah o hormonlar, ah o hormonlar. Şimdi doğuma geleceğiz. Zaten bir detaylı konuşacağız tamam. Ama güzellik yarışması konusunu kapatmadan önce. Tamam. Genç kızlarımıza ben kesinlikle senin fikirlerini merak ettiklerini düşünüyorum. Güzellik yarışmalarına girmek Hı-hı. isteyenlere Hı-hı. veya kariyerini modellik yönünde çizmek isteyenlere Hı-hı. ve aynı zamanda sence güzel olmak ne demek? Güzellik nasıl bir kavram sana göre, Azra Hı-hı. Akın'a göre? Gençlerle başlayayım değil mi? Nasıl istersen. Tamam, teşekkür ederim. Ya arada bir beni arayan da oluyor, yarışmaya katılmak isteyen oluyor. Ne tavsiye edersin diye soruyorlar ve ben ilk olarak hayatta hani ben, yani şimdi o yaşlarda ben ne olacağımı bilmek zorunda değilsin. Ben de tam karar vermemiştim ama hayatınızda şu an ne yapıyorsunuz? Tutkunuz nerede yatıyor? Yarışmadan yani yarışmanın dışında önce ben bunu sorarım. Hmm. Ne seni mutlu ediyor? Ne hayal ediyorsun? Hayalin nedir? Yani iş konusunda, kariyer konusunda. Ondan sonra evet yarışmaya katılmak istiyorsun. Çok güzel. Nasıl olayım? Ne yapayım? Fotoğraf önemli mi? Bana kalsa kendin ol. Kendin evet, ol. Belki de sen o doğallığın, o çocukluğun gözlerinin içine o yansıyan pırıl pırıl halin de bence dünya güzeli olduğunu diye düşünüyorum. Gerçekten mesela bizim bildiğimiz dünya üzerinde güzelliğiyle nam salmış bir sürü ülke vardır yani o evet. Venezuelalıların güzelliği Hı-hı. gibi. Ama Hı-hı. mesela Hı-hı. gerçekten son dönemlerde bakıyorum güzellik yarışmalarında seçilen kızların hepsinin daha doğal oluşuna dikkat ediyorlar. Hı-hı. Mesela Venezuelalıların çok o yapılı hali Hı-hı. artık insanlara bence biraz sahte geliyor. Kendileri gibi olmaları dedin ya bence evet. bu aslında en ne önemlisi. Ne kadar kıymetli. Evet artık kendisi gibi olan çok az çünkü. Bence de ve yani oradayken evet kendin olmak ama aynı zamanda o deneyimden keyif almalarını da çok isterim. Çünkü ben de öyle yaşadım. Evet. Anda kalmak, keyif almak ve yani tabii ki bu yarışma
yapmak istediğin meslek için bir kapı açabilir ama sırf o odak, yani odak noktasında sırf o olmasın istiyorum. Evet. Böyle yönlendiriyorsun yani, evet, aslında onları. Evet. Yani çok güzel. Evet. Güzellik senin için nasıl bir kavram? Bu Azra Akın'dan duymak istediğimiz cümleler aslında. Ya çok düşündüm bu konu üzerinde, biliyor musun? Çok araştırdım. Sanırım hep aynı yere dönüyorum ama ya gerçekten bir insana, insanlardan bahsediyoruz değil mi? Yoksa genel kavram olarak mı? İnsanlardan bahsedelim. Tabii şimdi güzellik yarışması yoksa çok derine başka şey. Evet, evet, çok fazla yerlere girebilir, çıkamayız. Doğru söylüyorsun. sanırım kendisiyle barışık, kendisini iyi hisseden, kendi içinde iyi hisseden diyelim. Ve yaptıklarıyla var olan bir insan benim için çok güzel oluyor. Tabii güzellik çok göreceli bir kavram. Çok çok. Evet çok. Ama hayalleriyle, yaptıklarıyla, ürettikleriyle birlikte kendisiyle barışık olmakla birlikte benim için bu güzellik. İnsan gerçekten yarattıkça, ürettikçe, yeteneklerinin farkına vardıkça ve hayallerini gerçekleştirebildikçe güzelleşiyor bence. Çok katılıyorum. Yani bunun görsel işte değişimler yaşayarak, saçının rengini değiştirerek, o gözün içinin rengi değişmediği sürece, o gözün içi parlamadığı sürece güzellik bence hep sadece böyle bilinen bir kalıp olarak kalmaya devam ediyor gibi geliyor. Peki Azra Akın hayallerini gerçekleştirebildi mi, yoksa daha gerçekleştirmek istediği hayalleri vardır diye düşünüyorum. Çünkü var. Yaşama tutulmamızın en büyük sebebi aslında onlar. Evet, öyle değil mi? Yani ben öyle düşünüyorum. Ben de öyle düşünüyorum. Geri baktığım zaman da evet, çok güzel bir yolculuk oldu. İniş çıkışlar oldu hayatta. Nasıl söyleyeyim, yani bana hani ders gibi gelen, sınav gibi gelen şeyler de oldu. Bir taraftan da bazı konularda hala çok açım, çok şey yapmak istiyorum. Tabii yeni emzirme döneminden çıktım, çalışmak istiyorum. Tabii çok haklısın. Bir taraftan şükrediyorum. Çünkü maalesef iş hayatı sistemi yani çocuklar için çok uygun değil aslında. Yani anneler bazen çabuk memeyi bırakmak zorunda kalıyorlar, çabuk işe girmek zorunda Tabii. kalıyor ve çocuklarının yanında olamıyorlar ne kadar isteseler de. Ben o anlamda şükrediyorum çünkü böyle bir fırsatım oldu, böyle bir lüksüm oldu diye Tabii, düşünüyorum. Doğru. İki seneden beri Demir'in yanında olabilmek yani. Evet, o en kıymetli dönem aslında, evet, değil mi? Ama ne olur yaş. Yanında olamayan, çalışmak tabii zorunda ki, olan veya tabii işte ki. Annesine babasına bırakma zorunda olan anneler de üzülmesinler. Kesinlikle. Hiçbir şey kaybetmiyor çocuk. Hayır. Siz 5 dakikalık bir sevgiyle o yılların bütün o şeyini, aralığını evet. bence kapatırsınız. Evet. Çünkü anne sevgisi kadar kıymetli, eşsiz bir şey yok ve çocuk bunu annesinin gözlerinden zaten anlıyor. Geçirdiğimiz çok vakitten çok, değil mi? Çok. Ona verdiğiniz onlarla kaliteli vakit sevgi. Evet, kaliteli vakit geçirmek evet. önemli. Ama sadece şunu demek istedim. Yani ay çalışamıyorum, ay neden o değil. Yani değil. Evet, şükrediyorum demek evet. istedim. Evet. Bu dönem böyle bir dönem, dönem değil mi? Kolay da bir dönem değil kolay herkes bir için. Hiçbirimiz evet. için. Peki önce nasıl diyeyim, anneliğe giriş yapacağım ama hemen de giriş yapmak babaya ayıp olur diye. Nasıl evlenme kararı aldın? Bu hayalin miydi? Hayal ettiğin yaşta mı oldu? Yoksa daha atıyorum daha önce olsun isterdim keşke veya daha ileriki bir zamanda da olabilirdi. Yoksa tam zamanında oldu mu işte bu aşk ve evlilik? Sonra tabii ki Demir'e gelmek için böyle bir giriş yapayım istedim. Tamam. Ayıp olmasın babaya. Tamam. ya sanırım evet tam zamanında oldu. Çünkü ben daha nasıl söyleyeyim, ben daha olgunlaştım. Kendimle ilgili bazı evet konularımı daha iyi anlayabildim. Çünkü bebek çocuk çok kırılgan değil mi? Savunmasız Doğru. bir varlık ama aslında bana göre her şeyi biliyorlar. Yani Demir'e bebekliğin yani rahimden çıktı diyelim ve bu biliyor, bir beni duyuyor, anlıyor her şeyi. Aynen. Ona göre yani o kadar büyük bir sorumluluk duygusu ve saygı duygusu oluştu ki bende. Şuraya bağlayacağım. Yani kendi bazı meselelerimi ona yansıtmak da istemiyor. Yani çevreden koruyacağız çocuğu ama bence kendimizden de korumamız gerekiyor. Çok evet. güzel söyledin. Ve o yüzden sanırım evlilik, yani delirmiş, tanışma evlilik. Yeni anne olmuş, uykusuz kalmış bir kadının değil mi? Duygularından da korumak lazım. Ona şöyle derin bir nefes alıp evet. çocuğum yavrum evet. deyip o sakinliği koruyabilmek yani bence inanılmaz bir yetenek ve annelere has bir sabır. Evet. Kesinlikle. Ya da bu travmalar da olabilir yani. Tabii. O yüzden evet doğru zamanda oldu diye düşünüyorum. Maşallah her şeyin bir sebebi var herhalde. Evet.
Evliliği sence yürütmenin en önemli unsurları neler sana göre? Herkes mutlaka bir şey sayıyor ama herkesin kendi deneyimi, kendi evliliği de kendine, ailesine has. Kesinlikle katılıyorum. Azra Akın nasıl bir eş oldu? Güzel soru. Geçebilirim. Seni dağlandırmak da istemem. Hayır, hayır. Çok sana yani buradan cevap vermek istediğimden dolayı böyle bir düşündüm. Sanırım benim deneyimim, dediğine çok katılıyorum. Herkesin için eşsiz ve iki insanın arasında bir şey. Benim için şu oldu. Sevgi ve saygı içinde, o güven içinde yaşadığımız diyelim inişler, çıkışlar daha rahat atlatılıyor. Mesela inişler olduğu zaman da aslında ben onları fırsat olarak görüyorum. Çünkü kendimi görebiliyorum. Bir ben İlişkide. Ne yaptım diye durup düşünme fırsatı. Aynen ve sevgi, saygı, güven varsa o zaman kendine bakmaya alan kalıyor ilişkide. Ve birlikte büyüyebiliyorsun ve birlikte anlaşmak üzerine yol alabiliyorsun. Ya evlilikte de dalgalanmalar var ama Azra Akın'ın doğuma ait çok güzel dalgalar tanımı da var. Arkadaşlarıma da sabah anlatmış. Gelelim doğum dalgalarına. Anne olmaya hazır mıydı Azra Akın? Evet. Gerçekten onu tüm böyle hani hep söylüyoruz ya hormonlarında bedensel olarak hissettiği anda mı anne oldu? Oldu. Biz planlayarak çok şükür, hamile kaldık. Beraber. Planladık. Çok da şükür yani gerçekleşti. Evet. Kaç kilo aldı hamilelikte? Ben bu klasik soruları sormak zorundayım. Ben hiç merak etmiyorum. Asla merak etmiyorum ama merak edenler olduğunu düşündüğüm için de izleyicilerimizin soruları olduğunu bence düşünüyorum. Bence çok güzel sorular. Tamam. Çünkü ben normalde kaç kiloydum? Hani biraz da meslekten dolayı hep 60'larda dolanıyordum. Evet. Hani en fazla 62 belki olmuşumdur bugüne kadar. Ben 80 oldum. 80 kilo oldun. 20 kilo aldın. Herkes bir rahatlayabilir şu an. Herkes bir rahatlasın. 20 kilo alındı. Rahat olalım. Ve 1-2 aya öncesine kadar yani 68'ler. Evet, 68'ler. Bu hafta daha yeni daha rahat bir şekilde sağlıklı beslenme programına girdim. Evet. Çünkü tabii ki 2 sene emzirdiğim için hiç yemeği takmak istemedim. Tabii ki sağlıklı beslenmek önemli. Hem çocuğum için hem kendim için. Ama arada bir de tatlımı yedim. Yedin. Canın ya da bir makarnamı yedim. Çok da kasmadım. Ben anlıyorum şimdi buradan. Anladın hiç kasmadım. Mı? Yani 2,5 sene olmuş. Sen yavaş yavaş sakin sakin Azra'nın bedenini koruyarak aynı zamanda kafa sağlığını da koruyarak hayır daptarıcık olmam lazım. Hayır karnımı şu an atasın gibi bir şey kendine stresi sokmadın. Çünkü her şeyden önce bebeğini ya besliyorsun. Evet yani emzirmenin de keyfini çıkarmak. Demir için tabii her anne ve çocuk için farklı bir yolculuk bu. Hani emziremeyenler için de hakikaten üzülmesin. Evet. Öyle bir, yani en önemli şey saygı sevgi bence. O sağlıklı bağ. Gerisi hiç önemi yok ama hani yapabildiğim için Demir'i de düşünerek bu şekilde çok yol aldık. Güzel. Birazcık daha öncesine dönelim, doğuma gelelim. En konuşmayı sevdiğim konulardan bir tanesi normal doğum ya da doğum da diyebiliriz aslında. Hayatın gerçekten bir mucize olduğunu, o yaşanan anının gerçekten ne kadar eşsiz olduğunu hissettiğimiz, Merve çok iyi dinle buraları, mükemmel bir an. Tabii ki Allah herkese normal doğum yapmayı nasip etsin. Bazı tıbbi sebeplerden dolayı olamayanlar, sezaryen olmuş olanlar da lütfen sakın üzülmesin. Evet, sonuçta bebeğimiz kucağımızda sağlıklı büyütelim. Ama gelelim normal doğumun mucizesine. Senin deneyimin nasıldı? Teşekkür ederim. Benim de arzum normal doğurmak tabii ki. Arzum buydu. Biz önce tabii hamileyken Atakan'la eğitime gittik. Yani öyle bir fırsat olabilirdi. Evet, o da tabii ki şartlara göre bir durum ama ve o eğitimden dolayı doktorumu seçebildim. Ve tabii ki yanınızda doktorunuz, işte ebeniz, bir karşılıklı güven ve karşılıklı birbirimizi cesaretleme konusu çok önemli. Ondan sonra yani ben bırakabildim. Nefes çalıştım. Olumlamalar çalıştım. İşte bedenime güveniyorum, bebeğime güveniyorum. Ve tabii ki doğum hayat gibi. Dışarı çıktığımızda ne olacağı bilmiyoruz. Doğum da öyle bir şey bence. Evet. Ama bilinçli olduğumuz zaman her şeye hazırlıklı olabiliyoruz. Ve benim işim ebemli. Ben dedim ki doktoruma, iyi ki varsınız. Bir şey olursa siz bizi
kurtarırsınız. Tamam. Doğru mu? Evet, aynen. Ama benim işim Ebem'le. Ebem'le. Ben Ebem'le siz rahat gireceğim olun. Bu ha, gidin, yola. Kahvenizi için. Arada bir, yani az gelebilirsiniz. Benim işim Ebem'le. Sıkıntı olmadıktan sonra, komplikasyon çıkmadıktan sonra. Sonra bizi ha, baş başa bırakın dedim. Aynen, ve ben Ebem'le başladım. Eşim de vardı, Atakan da vardı. Ona da tabii ki seçim hakkı verdim. Yani olmak ister misin doğumda? Kimse seni mecbur bırakmıyor ama olmak istedi, tamam. Olmak istedi, ha, tamam. Tabii ki baba bu, da geldi. Evet, destek de çok tatlı. Bizim de küçük bir komplikasyonumuz çıktı doğum esnasında. Bilmiyorum burada bahsedeyim mi ama. Tabii ki. Rahimde ne deriz? Mekonyum durumu oldu. Yani söyleyebilir miyim bunu canlı yayında, kaka yaptı yani rahimde Demir. Tabii ki söyleyebilirsin. Normalde de yani genelde. Kaçıncı haftada doğurdun? Güzel soru. 40 falan oldu o zaman eğer kaka yaptıysa. 38 mi? Ya 20... Oh, benim bu hafızam doğumdan sonra ne olacak? Neyse, boşver, ya tamam. Çok fena. 29 Kasım tahmin tarihiydi ama Demir 17'sinde geldi. Sanırım bu durumdan dolayı dedi ki ya tamam ben bu ortamda artık kalamam. Dedi. Ben çıkıyorum. Yaptı ve çıkmak istedi. Çıkmak evet. istedi. Nefes beni bu arada çok çok yardımcı oldu. Yani çünkü ben mümkünse... Yani bunları tabii ki insanlara böyle yapın diye söylemiyorum. Bu tamamen benim kişisel deneyimim, isteğim, deneyimim. Herkes farklı. Lütfen herkes kendisine göre, değil mi? Tabii. Şartlarını koysun, yapsın ama ben mesela nefesle götürmek istedim doğumu. Başka hı. bir şeyle değil. Evet. Ve çok yardımcı oldu nefes bana. Bütün o dalgaları, karşılayarak. Ben ona dalga diyorum. Sence demek istemiyorum. Evet. Evet, onu nefesle karşıladım ve sonra bu komplikasyon ortaya çıkınca da Demir'in kalbi iyi, ne diyoruz ona, iyi attığı için sürekli doktor bana yeşil ışık verdi. Evet, normal doğuma devam. Evet, normal. Gidebiliyoruz. Ben de böyle nefeslerle falan ben böyle bakıyorum. Evet. İyi mi, devam geliyor mu? Hadi oldu bakalım. Mu? Devam, ha. devam. Sonra da tabii zaman biraz tabii. Nasıl söyleyeyim, çok rahat da değildik tabii çünkü yutmuş olabilir ya o sıvıyı. Birazcık acele de etmek acele gerekiyor etmemiz artık gerekiyordu. Almak istiyorsunuz evet. da bebeği. O yüzden ameliyathaneye indik ama orada normal doğuma devam ettik. Ve o şekilde tabii ıkınma hisleri geldi. Çok güzel, doktor yardımıyla da işte ne diyoruz yani... Evet, evet. Evet, ona diyebilir evet, miyim? Dedi. Yok demeyeyim, evet. tamam neyse doktor yardımıyla... Ölüyorum şu anda. Doğurdum şu an. Çıktı benden bir şey çıktı zaten şu şöyle, an. Şuraya bağlayacağım. Şuraya bağlayacağım. Artık yani o kadar güzel bir deneyim yaşadım ki. Yani şöyle komplikasyon olabilir ama ben kendimi bir panter gibi hissettim Çağla. Güçlü bir panter. Evet yanımda çok iyi bir ekip vardı. Bu çok önemli bir şey gerçekten ama yani kafaya koydum. Ve çocuğu doğurdum. Evet doktor da yardımcı oldu. Çok teşekkür ediyorum ona. Ve bu şekilde çıktı, kollarıma geldi. Aa. Çünkü o ten tene teması çok önemsiyorum. Ne hissettin? Tabii ki, o an ne hissettin? Şaşkınlık, hepsi karışık değil mi ya? Evet. Büyük sorumluluk duygusu, koruma içgüdü ve tabii doğumdan sonra böyle bir çenem düştü yani. Konuşmaya başladım, konuşmaya başladım. Yani biz ona annenin şimdi, borusu öptüğü zamanlar diyoruz. Aynen. Ya doğa acaba çocuğu korumak için mi o enerjiyi veriyor değil mi? Kesinlikle. Yani çünkü kesinlikle. Doğada doğursak yani evet. hayvanlar olabilir etrafta hani çocuğu evet. koruyacağız bir evet. şekilde. Aynen. Yani benim için o içgüdüyle. Ya ve çok güçlü hissettim kendimi. O yüzden böyle yani kadınlara onu söylemek istiyorum. Yani bizde o güç var. Sadece fark etmemiz yeterli gerçekten. Tabii ki yardımımız var, doktorumuz var. O kişiler çok değerli, çok kıymetli evet, insanlar. Evet, çok çok. Hiç onsuz da olmuyor. İnsanlar. Evet. Gerçekten ama benim de güç öyle. Bizde. Evet. Bu bizim deneyimimiz. Bizim. Evet. Ay çok güzelsin. Vallahi çok güzel anlattın. En sevdiğim konular vallahi. Ben şimdi de, devam edeceğiz seninle. Mutfağa da gireceğiz. Sana ufak ufak sürprizlerimiz de var. Ama sevgili Sunu ablayı uzun zamandır ağırlamıyorduk. Onu gerçekten çok ama çok özledik. Güzellik demişken, Azra Akın demişken bize bugüne kadar hiç yapmadık çok güzel tarifler vermek üzere sevgili Sunu Dumankaya geliyor. Sunu ablacığım. Canım. Aman efendim, aman efendim. Nasılsınız? Ay. Sarılamıyoruz. Sarılamıyoruz. Ama evet, şöyle yapalım. Kucaklıyorum ikinizi de. Biz de seni öyle. Hoş geldin. Ben oturmayayım. Böyle. Oturma tamam. Benim işim hareketi. Senin işin hareketi evet. nasıl istersen. Biz de ayakta durabiliriz istersen evet. Azra'cığım. Sizi sen gördüğüme çok çok memnun oldum. Tamam. Nasıl istersen. Nasıl rahat ediyorsan evet. keyfine bakabilirsin. Birlikte şey yapalım. Nasılsınız? Biz iyiyiz. Sen nasılsın? Çok şükür. Yani pandemide ölmedik. Hasta olmadık.
yapamadık. Tövbe. Ama bir şey söyleyeceğim, çok böyle hani espri olsun diye söylüyorum. Sağlıklı gittik. Çok şükür diyelim. Evet, İnşallah şükür. Bundan sonra da öyle gidelim. Ama bir de öyle bir şeyler yaptım ki hep sosyal medyadan paylaştım. Evet. Sağlıklı olmanız için evet. gıdalar yaptım. Evet. Demir eksikliği için, efendim bağışıklık için. Sistemi için. İnşallah bir gün programında paylaşırız onları. Onu da yaparız inşallah. Çok eski tarifler Azra'cığım ama. Ben çok meraklıyım şu doğal eski tarifleri. İlk olarak su bazlı değil mi? Hassas ciltler için bir nemlendirici hazırlayacağız. Önce bir peeling yapalım. Önce cildi temizleyelim değil onu mi? Onu sonra yapacağız diyor Özlem, beni keser yukarıdan. İyi peki, o zaman krem yapalım. Oy, tamam. Tamam, su bazlı. Nemlendiricili bir krem hazırlıyoruz. Tamam, bu arada hemen. Onun malzemeleri ekrana gelsin. Bu arada ben tabii ki sevgili Azra Akın'a sorayım. Güzelliğine düşkün müsündür? Kendine çok bakar mısın? Orama krem, burama krem. Şöyle maskeler, böyle yogalar falan filan var mıdır sende? Böyle bir bak. Azra'ya ben bakacağım yani artık. Evet, ben de Suna Hanım'a yani uğramak istedim. Çünkü bu konularla ilgili evet merakım var ama. Böyle doğal şeyler sevdiğini tahmin ediyorum. Evet, evde evet. Kendi kendine bakımlar mutlaka yapıyorsundur. Şu benim vazgeçilmezim Çağla. Ben bunu mutlaka hiçbir şey yapmasam bile atıyorum. Bu bir gül suyuyla temizlemek bile olabilir senin evet. için. O da mı yok annem sen? O da yok. Evet. Azra yani Akın'dan lütfen beni alamadığımız konuda. Güzellik tüyoları bugün. Ben sizden ilham almak istiyorum. Sizden yani öğrenmek istiyorum gerçekten. Çünkü ben sadece yüzümü temizliyorum. Temizliyorsun. Belki bir nemlendirici. Sabah da güneş işte koruyucusu. Evet. O kadar. Evet. Yani vaktin olmadığı için. Güzel bir maske isterdim. Yok isterdim. Yapacağız artık. Annem sen Azra bana gel. Ben de maskeler var. Evet ben. Evet beraber de çalıştığımız şeyler de olmuş. Evet. Bundan önce de mi Azra hiç yoktu? Azra yani canım. Modellik yaptığın, oyunculuk yaptığın dönemde de mi hiç yoktu? Sen böylesin. Seni böyle kabul edeceğiz. Hmm. Yok kız zaten güzel. Ama gelişebilirim. He? Aha, belki gelişebilirim. Gelişebilirim, değişebilirim. Çok güzel. Bak ne güzel bakıyor kendine. Suna abacığım neler yapıyorum. Suna ablanın yaptıklarını yapıyor musun? Yani sen eve geldiğinde yaptıklarını hepsi duruyor. Hepsini kullanıyorum. Süpersin. Vallahi harikasın. Şimdi sen de harikasın. Buradan çok güzel şeyler kendine çıkarabilirsin evet. Azra gerçekten. Ya önce bu arada, çok pardon. Bu tabii. arada hani yani sağlıklı beslenme. Ben böyle geçip alacağım. Spor onu yapıyorum. Su içiyorsun bu. Su içiyorum ya da kendimi iyi hissettirecek şeyler yapıyorum. Yapıyorsun. Dans ediyorum. Daha ne olsun? Ya daha ne olsun? Azra'cığım şunu oradan tabii ki, o tarafa lütfen. Alabilir miyiz? Tabii ki evet. Buraya mı? Ha orada kalsın. Şöyle. Ama ben bir şeyler öğreneceğim. Onları yapıyorsun evet. Sadece söylediğin dışarıdan işte ne bileyim botokstu, dolguydu. Hı-hı. Kimyasal anladığım kadarıyla sevmiyorsun. Hı-hı. Kendi doğalında belki de. Ya küçük dokunuş, küçük dokunuşlar olabilir ama evet genellikle biraz o taraftayım ama küçük dokunuşlar tabii ki olabilir. Yani orada hı-hı. şey karşı yani evet. Hepimiz saygım var bu arada. Çünkü kendimizi iyi hissetmeye kadın olarak gerçekten ihtiyacımız evet. var ama herkes değil mi yani bazı imkanlardan dolayı botoks yaptıramadı, dolgu yaptıramadı vesaire yaptıramadı. Suna hı-hı. ablamızın tarifleri doğal evde yapabileceğiniz tarifler. Geldi ve bugün ilk defa veriyorum. Ay az önce de söyledim onu dedim. Evet, bugün ilk defa veriyoruz. Evet. Su bazlı nemlendirici bir krem şimdi, hazırlıyoruz. Şimdi ne yapıyoruz? Badem sütünü bilirsiniz ne kadar faydalı bir şeydir. İçmek de lazım. Oğlum için ama, tatlılar yapıyorum badem. Ay ne badem güzel. Badem şekersiz. Ne güzel, güzel ne güzel. Biz de yine taze bademi ıslattık geceden yaptık. Böyle 3 çorba kaşığı badem sütü koyduk. Ondan her sonra, cilde uygun mu peki mesela bu badem sütü? Badem cildi sütü yağlıdır, eğer kurudur. Çok kuruysa zaten çok faydalı. İyi gelir. Badem ama bazı insanların badem alerjisi varsa normal sütle de yapabilirler. Ha normal sütle de evet. olur, badem sütle de olur. Şimdi aloe verayı biz böyle içinden jelini çıkardık siz içeride hazırlanırken. Çok güzel. Şöyle bir çorba kaşığı kadar da çok aloe güzel vera. Aloe vera nem veriyor değil nem mi? Nem veriyor. Aynı zamanda cildi iyileştiren, toparlayan özelliği vardır. Bak bu aloe verayı evinde yetiştirebilirsin Azra. Benim i̇şte, evimde yetişiyor. Şöyle bak, dal dal. Muhteşem. Çocuğun dudağında o çık mı çıktı? Minik hemen böyle sürüyorsun. Kapalı bir yarası mı var? Veya cildim yanıklara da kuru, iyi geliyor değil mi? Aynen çok kuru mu hissediyorum? Çok hemen iyi. Kesiyorum oturduğum yerde. Böyle cildime sürüyorum. Güzel. Yani evet. mesela evde besliyorum yani. Muhteşem. Şimdi bir çay kaşığı kadar da şöyle az bir şey alıyorum. Bal. Yine nemlendirme özelliği. Bal cildi nemlendirir. Hı. Aynı zamanda da üzüm çekirdeğiyle avokado yağı yağ koyacağım. Biraz katıyoruz. Evet. Yağların cilde olan zararı var mıdır? Sivilce yapar mı? Beze yapar ama mı? Ama her cilde yapmıyoruz. Şu anda aslında bu krem anti-aging kremdir. Gerçekten üzüm çekirdeği ekstresi de var içerisinde. Üzüm çekirdeği evet şöyle az bir şeye koyuyorum hepsinden.
Ondan sonra bu her cilde farklı. Zaten söylüyoruz. Bu kuru, nemsiz. Bazı insanların cildi böyle karmadır. Hı. Ve su bazlı kremi ihtiyacı senin vardır. Senin karma mı? Evet. Evet. Burası yağlı gibi. Evet, aynen. Evet, T bölgesinde. Onun için gerekli bir şey. Şimdi biraz bunu böyle birbirine geçirip hemen şeye koyacağım. Blender'a. Blender'ı koyup iyice. Evet, iyice birbirine geçmesini sağlayacağım. Zaten çok kısa sürede oluyor. Bunu size verelim Azra Hanım. Çok güzel gerçekten bir şey oldu. Vallahi. Evet. Biz yaptığı her şeyi buradan alıp götürüyoruz. Direkt Sunan'ın ellerinden hazırlanmış olduğu için. Evet, nemlendiricimizi hemen şimdi blender'dan geçiriyoruz. Şöyle hızlıca. Hızlıca, evet. İşte bitti. Evet. Zaten çok fazla daha da olması gerekiyor. Çünkü evde yapabilirsen çok sevinirim. Birazcık daha onu evet, çeksin. Hani çeksin. Bir rutu olmasın diye çok fazla çekmiyoruz. Tamam. Mesela, ne zamanlar süreceğiz Sunu ablacığım bunu? Sabah akşam. Şimdi sabah hemen akşam. Elinize süreceğim zaten. Tamam, ben şuradan bak şöyle şimdi alacağım. Süreceğim. Bak şimdi, bak şimdi, bak. Bak ay şimdi, bak. Gel, gerçekten. Bak gel. Hemen sür bakalım eline. Ay çok güzel kokuyor. Çok güzel kokuyor. Evet. O çekirdek. Çekirdek galiba kokuyor. Ya. O üzüm çekirdeği, üzüm çekirdeği yağ kokuyor. Avokado yağ. Yani içerisindeki badem. Ki yani böyle bir küvete gireyim, evet, maske yapayım. Çok ihtiyacım var. Yani var, kendime o şekilde yaparsın, bakmak. Ama yaparsın, terapi oluyor insana. O şey gitse, o hormonlar yerine gelsin. Tamam. Ondan evet, sonra bence tamam, eminim yapacaksın. Şimdi az sonra gençleştirici bir, cildimizi gençleştirecek bir serum hazırlayacağız. Ama ondan önce sevgili Azra Akın'ın oğluyla birlikte mutfakta yaptığı marifetli anlara birazcık gidelim. Aa, bakalım süper, neler yapıyorlarmış. Buyurun. Göreyim sizin oğlunuzu. Bir çocuk Demir. Demir, gözlemci, ha, çabuk bağlantı kurabilen, temkinli, hmm, ama mesela mutfağa işte 9 aylıkken merak sardı. Aa, nasıl anladın mesela, ne yaptı? Elini almak istiyor, oynamak istiyor. Ben de genelde bu konularda serbest bırakmayı severim. Hani hmm, tehlikeli bir durum olmadıkça. Olmadı. İşte tamamen hani keşfetsin. Çünkü bence onlar bir bilim insanı. Kesinlikle. Değil mi? Kesinlikle öyle. Yani bıraktın ve mutfağa ilgisi olduğunu evet, keşfettin. Evet. Şimdi onunla beraber evet, bir takım yemekler. Merdane'ye şey bayılıyor. Ona böyle geç diyordu. O zaman tam konuşamıyordu. Da hut 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 diyordu ona. Ya çok tatlı. Merdane. Ne güzel ya. Hamburlar açmak. Kızlarla genellikle mutfağa girilir ama erkek çocukları çok fazla yanaşmaz diyebilirdim. Ama bak demek ki farklı olabiliyor. Sen hı-hı, eğer vakit geçiriyorsan mutfakta çocuk da orada vakit geçirmek doğru, istiyor. Ne görüyorsa aslında. Evet, benim çocuklar spor salonuna gitmek istiyorlar mesela daha çok gibi. Anlatabiliyorum, benim mutfağa pek gitmiyor. Ama bugün sen de mutfağa giriyorum sevgili Azra Akın. Tamam. Hadi gidelim mi hep beraber gidelim mutfağa? Hayır, hadi. Az sonra tariflerimiz zaten devam edecek. Sevgili Azra Akın'dan kendisinin yaptığı şekersiz yulaflı havuç topları var. Bir de muzlu üzümlü muffin var. Ben... Yani bir Azra seni böyle pardon, alayım. Sunu evet, ablacığım sen burada durabilirsin. Tamam, kesinlikle önce muffin tarifini istiyorum. Bence çok güzel bir tarif yapayım olacak. Tatlı. Ay, lütfen. Şekersiz. Azra'cığım sana bir önlük verelim mi minik? Efendim? Sana bir önlük verelim mi minik? Olur. İster misin? Tabii elbisene ki de şey olmasın. Tabii ki. Şöyle onu bir bağlayalım. Sen kendin evde yemek yapmayı tabii da seviyorsun. Seviyorum. Ben biraz daha pratik şeyleri yaparım evde. Atakan'ın çok güzel yemek yapıyor. Aa, ne güzel. Demir'le birlikte bu aralar çok yapıyorlar. İşte geçen gün balık yaptılar fırında. Aa. Ya ben açıkçası hani son birkaç sene biraz pratikliğim azaldı. Hı, o yüzden şu an biraz da heyecanlandım. Çünkü evdeyken hani yapıyorsun bir şeyler ama... Belini şöyle canlı birazcık sıkacaksın ki üstüne otursun, elbise gibi dursun. Yardım ay, teşekkür ederim. Ay çok teşekkür ederim. Evet. Önlük de giysek güzeliz. Buyurun. Tamam. Şimdi ne yapıyoruz? Evet. Muzları eziyoruz diye düşünüyorum. Şöyle islakları önce Azra, değil mi karıştırıyoruz? Azra o kadar heyecanlı ki diyor ki bak ben daha çok, önce sanki evet, hiç yapmadığı bir şey yaptırıyormuşuz evet, şeyi yarattı şu an. Diyor ki sanırım
muhtara eziyorduk. Evet. Bir tabak ver, ezelim istersen. Tamam. İyi ki var sıcağı. Ne demek ya, ne demek? O tabağın içinde ezelim istersen. Tamam, burada da ezebiliriz. Orada da ezebiliriz. Tamam. Rahat rahat herkes elleriyle girişsin. Girişsin. Nasıl illa yemek zorunda da değiliz yani. Değiliz. Güzelce muzlarımızı, evet, kimin için yapıyoruz bunları? Çocuklar için mi? Tatlı çocuklar, seven, evet. Sağlıklı tatlı yemek sağlıklı isteyen tatlı. Yetişkinler için mi? Hepimiz için. Baba baba baba. Aa. Ayrı giriş. Biz böyleyiz evde. Evet. O daha pratik olabilir belki. Ben de etrafı tamam. Şöyle toplayayım. Peki yemek düzeninden bu arada bize bahsedebilir misin biraz? Dedi ya hani artık hani emzirmenin sonuna yavaş yavaş hani geldikten sonra birazcık daha sağlıklı beslenmeye başladın. Evet. Mesela nileri hayatından hamur. Çıkardın. Hamur. Ay sana bir pişi yapsaydık ya. Ay yapma. Ya ben de çok seviyorum pişi. Yani hamur, yapalım. Şeker tabii ki hani ne diyoruz ona hazır paketlenmiş gıda diyoruz. Onları zaten bıraktık. Bıraktınız. Onu zaten yemiyorduk. O ne kadar fark doğal ediyor yemeği, değil mi? Çok doğal besleniyoruz ama ben tatlıyı da çok seviyorum. Acıyı da çok seviyorum. O yüzden de sen bu tatlıya hamur gittin. Hamur da seviyorum. Evet. Çiğ köfte de seviyorsun. Çok dondurma. Allah. Seviyorum. Gel bir gün yiyelim seviyor. Birlikte. Ya, maşallah da her şeyi seviyorum. Maşallah. Ben her şeyden yerim yani öyle çok kısıtlamalarım yoktur. Yok. Kısıtlamanın daha stres yarattığını ve bu stres sonucunda kadınların daha çok kilo aldığını düşünüyorum. Doğru. Çok o yüzden haklısın. Sakin gitmekte fayda var. En ne yaptık? İçine yumurta mı kırdık onun? Evet. Çok güzel bir yumurta kırdık. Ya şimdi karıştıracağız. Alıyorsun, evet şu an ondan destek alıyorum. Çünkü nasılım biliyor musun şu an? Sana o muffini yedirmeyeceğim. İlk defa yemek yapıyorum televizyonda. Sana o muffini yedirmeyeceğim. Sana başka bir şey yedireceğim Azra. Seni o muffinle unsuz şekersiz muffinle buradan gönderir miyiz Azra? Wow. Çiğ köfte benim de gerçekten rahmetli babamın yaptığı. Aynen. En ama en sevdiğim muhteşem lezzetlerden bir tanesidir ve bilinir ki hamilelik döneminde ve emzirme döneminde çiğ köfte, daha doğrusu pişmemiş et yenmemelidir bakteriyel açıdan. Ay ben o hamilelikten sonraki ay sıkıp ne yedim en sevdiğim lezzetlerden bir tanesi. Ay. Bence sağlıksız bir yanında olduğunu değil, düşünmüyorum. Marul var yanında. Marul tamam. Var yanında değil mi? Tamam, ekmek var. Yani yufka var ama o yufka da çok yufka güzel bir şey. Yufka ile yemeyebiliriz, ya. Marulla yeriz ya. Yufka çok ya, güzel bir şey. Ya burada sağlıklı muffin yaparken çiğ köfte kim karıştırdı ya? İnanamıyorum size. Tamam. Şimdi. Kurulara geçiyoruz. Evet. Kurular neler? Kabartma tozu. Biraz kabartma tozumuz var. Doğal. Biraz kakao. Ve tarçın. Evet, bir de yulafı ekleyeceğiz. Çok güzel. Hadi şimdi, ekleyelim. Kaşıkla mı? Direkt şöyle. Dur ben bu çok fazla olmaz şey mı? Ha, fazla olur değil mi? Fazla olur. Evet. Bak ben de ölçünüzü ben mutfakta bilmediğim için. Böyleyim. Bak ben mutfakta çok iyi asistan olurum. Çok iyi asistan olurum. Bana her şey doğru. İstersen sen bana ver annem onu. Git sen mutfağa. Sen bana anlat. Ne kadar koyayım? Yarım. Şöyle. Evet. Şöyle evet. Bir çay kaşığı, aynen. Tarçın, evet. Şunu da birazcık evet. Kabartma tozu koyalım. Şundan ne kadar koyayım? Koy biraz. Şöyle bir. Evet, bence evet çok güzel. Bu güzel. Kakaoyu da koyduk. Koyduk. Sonra bunu güzelce, değil mi şefim, çırpıyoruz. Çırpıyoruz. Seni darda bırakmamak için. Çok tatlısın. Evet. Evet. Muffin'in şeyini hazırlıyoruz, harcını hazırlıyoruz. Birazcık evet. Çırptıktan sonra... Yulafları bence. 40 yıldır bu muffin'i yaparım ben de şunu bak. Hazırlayayım bari. Evet ve içine yulafları. Şu anda bir de yenecek gibi gerçekten. Çok güzel kokuyor değil mi? Sevgili Azra Akın'ın tarifini ben yapıyorum. Öyle oluyor şu an. Evet. Tamam. Ve yulaf. Haydi sen de birazcık devam istersen ediyorum. Devam et. Buradan sonra korkacak bir şey yok. Yürü. Evet teşekkür ederim. Evet. Suna ablacığım. Canım. Nasıl tarif? Vallahi ha? Basit ve senin güzel. Senin zaten eminim elin çok lezzetlidir. Yani. Bilinir sanki bir lezzeti vardır gibidir. Yani meşhurdur şekerim. Meşhurdur şekerim bir değil mi? Bir gün gelmediniz efendim yemeklerimi yemeye. Ya vallahi gelemedik o ayrı. Gelemediğimiz gibi bir de üstüne korona iyice. Korona evet. Kilit ama inşallah bir gün bundan sonra her şey güzel olur. Bir gün senin evine mutfağına gelelim. Bir çekim yapalım. Başımla güzel, beraber. Çok başımla güzel olur. Beraber. Sen bize güzel güzel yemekler yaparsın. Başımla İçerisine beraber. Kuru üzümü. İzmir üzümü ekledi. Öyle diyoruz değil mi İzmir üzümü? Olur. Kuru üzüm de diyebiliriz. Tabii ki. Ve burada minik muffin kaplarımız var. Evet onun içine evet. Koyacağız. Bunların içerisine dökeceğiz ve fırına atacağız. Bundan. Sen onun kıvamını getirene kadar yaparsın. Herhalde ben de şuradan muffinleri hazırlayayım. Bir kaşık lazım herhalde. Kaşık lazım. Evet, Suna Dumanka'ya, Azra Akın ve Çalışker mutfakta. Değil mi? Değil mi? Biraz evet, daha. Şimdi ben de yeter. Az yeter, sonra sizlere çok güzel bir pratik yine bir tarif vereceğim. Bu da benim haftada genellikle spor yaptığım günlerin ertesinde yediğim bir tarif. Hem çok hızlı hazırlanabiliyor hem de çok lezzetli olacak. Az sonra da o tarifi vereceğim. Brokoli semizotlu bir balık salatası. Nasıl olacak demeyin. Omega 3 bombası artık yani siz düşünün. Şimdi güzel güzel onları
içine yerleştireceğiz. Çok doldurmuyoruz değil mi? Bu şekilde aha, sanki değil mi? Evet. Kabaracak ya. Esin ablacığım da yardım ediyor sağ olsun. Peki. Pratik tarifler ne rahat oluyor? Bunlar hakikaten çok lezzetli oluyor. Ben de çok seviyorum. Yani artık birazcık undan, şekerden gerçekten uzaklaşmamız gerektiğini gerekiyor, çok daha iyi anladık. Evet. Öyle benim çok kızım da ediyor, çok güzel çikolata yapıyor. Aa. Hindistan cevizi, narlı çok falan. Çok severim. Meyveli. İnşallah size bir gün nasip olur. Olur. Evet. Şimdi Azra Hakan onları doldururken minicik bir sorum daha olacak tabii sana. Çok merak ediyorum böyle bir deneyim yaşadıktan sonra annelik Azra Hakan'a ne öğretti? Azra Hakan olmak sana ne öğretti? Azra Hakan olmak? Evet. Şey olarak. Nasıl olarak? Azra Hakan olmak. 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 Yani annelikten evet, sonra. Annelikten sonra ya da hepsi de yani genel olarak Azra olarak dünyaya gelmek sana ne öğretti? Nasıl bir kadın doğdun? Nasıl bir kadın çıktı içinden? Ve aynı zamanda anne olmak sana ne öğretti? Bunlar hep benim kendime sorduğum sorular da o yüzden. O kadar güzel sorular ki. O kadar güzel sorular ki. Muhteşem. Şöyle, hem yapayım, yemek hem şey biraz... Aynen, sen onu bırak. Zaten o bitti Ayşe abla, onları fırına koydum. Evet, gel Ayşe abla, sen yardım et, ben Azra'ya dinleyeyim. Tepsiye su koyacağız mı yoksa öyle mi? Gel. Buna da biraz. Ha, evet, tamam. Teşekkürler sana. Bitti. Şöyle bunları. Matin, kaç derecede ne kadar? Ay, 120 derecede. Evet. 120 derecede gidecek. Herhalde çok uzun değil, değil mi? Bir 15-20 dakika içerisinde. Evet. Ayşe abla istersen olur, sen onu fırına at. Ben de az sonra... sevgili Azra Akın'a sorduğum sorunun cevabını alayım. Azra Akın olmak sana ne kattı ya da Azra Akın olmak ne demek, anne olmak sana ne kattı? Hem Azra Akın'ı dinleyeceğiz hem de ardından sevgili Suna Dumankaya'yla güzelleştiren, gençleştiren bir serum tarifi ve aslında tek değil bir sürü tarifimiz olacak ama önce reklamlar, sakin sakin reklamlara gidelim, sonra buradayız. Evet, Çağla ile yeni bir gün devam ediyor. Sevgili Azra Akın ve bitki bilimi ve güzellik uzmanı Suna Dumankaya ile birlikteyiz. Şimdi canım, çok güzel bir tarifimiz var. Reklamlardan önce de söylemiştim. Bir gençleştirici bir serum hazırlayacağız. Serum. Kendi evet, evimizde nasıl hazırlayabiliriz diye eğer soruyorsanız işte yanıtı. Aslında ben şöyle portakal kabuklarını önce yıkıyorum, kurutuyorum. Bak böyle takır takır. Şöyle evet, kurutuyorum. Tamam. Sonra şu şekilde en çok C vitamini kabuklarında olduğu tamam, için şöyle bir onları tatlı kaşığı portakal kabuğunu un haline getirdim. Böyle biraz suda hafif böyle kıvam veriyorum. Bir taraftan da şu papayamızı da güzel şöyle rendeledim. Blender'dan geçirdim. Papayayı. Evet. Onun ne gibi faydası var papayanın cildimize? Biliyorsun folik asit içerdiği için inanılmaz iyidir. C vitamini, folik asit. Beraber. Aynı zamanda şimdi göstereceğim size anlatarak. Tamam. Şimdi bunu tülbentin içine koyuyorum ki hani biraz yüzümüzü şey yapmasın, çizmesin diye. Çizmesin diye iyice şey evet, üstünü çıkarıyorum. Evet. Aynı zamanda portakalı da yine aynı şekilde böyle koyuyorum tülbentin içerisine, tülbentin içine. Efendime söyleyeyim, azıcık belki su gerekebilir. Şuradan alayım. Hı. İçerisine azıcık böyle. Ondan sonra bunu böyle bir güzel tülbentten ya da gazlı bezin içerisinden iyice güvendiğiniz iyice suyunu sıkıyorsunuz. Hı. Şu şekilde çıktı. Papaya ve portakal kabuğu. Evet. Tam bir inanılmaz kullandığınız en pahalı İşte o şeylerden kremi çok daha iyi güzel olacak. Evet. Ve doğal. Doğal. İçerisine biraz gül suyu ilave ediyoruz. Wow. Çok az. Şöyle bir çorba kaşığı kadar gül suyu ilave ediyoruz. İçerisine aloe vera yine yaprağın içerisinden aldığımız aloe vera. Aloe vera vazgeçilmez. Evet. Ve bir çay kaşığı da bal. Cilde nem verecek. Coştukça coşuyor. Coştukça coşacak. Doydukça. Ay onu da koyduk. Ay bunu da koyduk diye. Şunu açabilir misin rica etsem? Elim ıslandığı ha, için. Senin elin ıslandı mı? Yani topraktan gelen ya, aslında evet, bize yetiyor değil mi? Şimdi zaten Allah hiçbir şeyi gelen sebepsiz yaratmamış kızım. Hı-hı. İlgilenmemiz hı-hı lazım. Bakın yeşil çayla anason yani yıldızlı anasonu. Evet ben çay gibi demlemiştim. Ne yaptın ki buna? Ne yaptım onu? Evet. Evet ben şunu karıştıra durayım sen onu. Hep böyle olur zaten. Ben evet, yumuşattım sen aç. Hadi hadi. Hadi. Tamam sen aç. Hadi aç aç. Açtın mı? Açtın. Ah, evet. Açtım.
Neydi o açtığım? İçerisinde yeşil çay ve anason var. Of. Bak. Yeşil ben, çay ve anason. Niye bunları anason katıyoruz? Ben bunu onu çay gibi demledim. Çok demledi az suyla. Demledi yeşil çay ve anason. Evet o. Bakın onu da kattım. Evet. Evet. Şimdi yine karıştırıyorum. Bu nasıl bir serum oldu ya? Serum ama su bazlı yine serum. Bunu lütfen her akşam yüzünüze sürün. Portakal, papaya. Evet. Onları güzelce suyunu sıktık. Sıktık. Ondan sonra şöyle yeşil elini, çay. Elini hafif şöyle ha, değdirebilir şöyle miyim? Değdir istedim. Ha, şöyle. Sunan Hanım kaç gün gider bu mesela? Bu mesela buzdolabına mı koyacağız bunu mesela? Bunu tabii serin yerde muhafaza edebilirsiniz. Hı-hı. Bu size 15 gün gider. 15 gün. Güzel. Çünkü bunu yüzünüze, boynunuza, her yerinize süreceksiniz. Çok güzel kokuyor. Vallahi evet. Her yere sürülür. Bir de böyle şey değil. Yapış da değil. Evet. Değil serum değil olunca hani böyle evet bir yapış şeyi vardır ya. Evet. Bunu da dedin akşamları mı kullanalım bunu özellikle? Bunu da sabah akşam kremin altına sürebilirsiniz. Ama güneşe çıktığınızda mutlaka güneş koruyucusunu da kullanmanız süreceğiz gerekiyor. Evet. Sevgili Azra Akın'ın dillere destan güzel saçlarını birazcık konuşalım. Gerçekten çok güzel saçları ve hiç değiştirmedin mesela. Bu senin kendi seçimin. Yani Azra bildiğimiz işte dalgalı, evet, uzun ve kıvırcık saçlı. Hep böyleydi. Mesela hiç evet bir değişim istedin mi? Ya düşündüm. Hatta değişim yapanlara da böyle hayranlık içinde bakıyorum tabii ki. Bazen aklıma geliyor yani şöyle bir kısacık mı yapsam ya da renk mi değiştirsem. Bir iş için bir kere renk değiştirdim proje için. Neydi? Kızılımsı gibi. Evet bir şeydi. Ama sanırım ben bu renkle mutluyum ya da yakışıyor mu? Çok seviyorum yakışıyor. Yoksa yani değiştirirdim. Evet. Evet. Peki bakımını nasıl yapıyorsun? Saçların zaten güzel ama mesela hamilelik döneminde döküldü mü biraz? Sonrasını nasıl geri koydun? Biraz Eylül ayında, geçmiş Eylül ayında biraz bir dökülme yaşadım ama belki mevsimsellik de olmuş olabilir. Hormonlar biraz, tabii hormon çok değiştiriyor saçı. Evet. Mesela daha böyle 16 yaşımdayken, 20 yaşımdayken daha kıvırcıktı saçı. Şimdi biraz daha açıldı. Evet. Ne yapıyorum? Ama sen ne yapıyor musun? Şöyle. Evet. Parmağı sarıyoruz. Sarıyoruz. Şöyle. Bu. Benim ya 15 yaşındayken deli gibi hepsini sarardım. Geceden sarardım, evet, böyle yatardım kıpırdamadan. Evet ya. Ondan sonra böyle okula giderdim. Artık tabii onu yapmıyorum. Yani bazen bir ürün kullanıyorum, tarıyorum. Bazen önlerini birazcık kıvırıyorum. Ondan sonra neydi işte o? Ligoyla kurutuyorsun zaten doğal dalgasından. Evet. Ne kadar şanslısın yani doğal dalgası çok olması bir yere gidecek. Teşekkürler. Ya pratik bir şey. Saçları, pratik evet, bir şey. Kesinlikle. Ama tabii arada bir nem bakımı yapıyorum. Ben onu daha çok... daha biraz uzmanlara bıraktığım uzmanlara bir şey. Arada bir giderse kuaföre gidiyorum. Arada bir gidersen kuaförde bakımlarımı yaptırıyorum. Evet. Şimdi evde yapabileceğimiz evet bir saç bakım. Evet. Neyi? Maskesi mi diyeyim Sunan abla? Saç dökülmeyi durduran. Saç dökülmesi eğer varsa. Aa, evet anladık izleyicilerimizi. Evet. Saç dökülmesini durduran bir karışım hazırlıyoruz. Ben böyle evet gözlerimi açıyorum. Şimdi şöyle bir kahve fincanı pirinci. Bu pirinç suyu ne kadar popüler oldu. Evet. Herkes kafasına pirinç suyu sürüyor. Pirincin suyunu bekletiyor, setiyorsun. Biliyor musun? İnanılmaz duyuyorum 15 pirinç yıl önce ben söylemiştim pirinci. Canım, demiştim ki zaten pirinci yıkayın. Evet. Yıkadığınız yıkayın suyu saç dibinizde 5 dakika bekletip durulayın. 5 dakika bekletip beş durulayın. Dakika. Hatta durulamadan da kalsın çıkabilirsiniz. Çünkü saç dökülmesini anında durduruyor. Saç dökülmesini evet, durduruyor evet, pirinç suyu. Şimdi pirinci haşladım ben evde, tamam, öyle getirdim. Zaman kaybı olmasın diye ama biraz tabii kaldıkça biliyorsun lapalaştı. İçerisine ne koyacağım? Buradan inşallah yağlarımı almadılar. Bakayım. Evet. Şimdi içerisine maydanoz suyu koyacağım. Allah bak, Allah. Maydanozu olduğu gibi çekiyorsunuz. Çektin. Suyunu önce bir güzel şöyle açalım. Hatta ama gerekirse biraz daha pirinç koyarız. Söylediğin gibi sadece pirinç suyunu da böyle bir iki gün bekleterek dibindeki suyu saç diplerimizle friksiyon yapıp bekletip ya da hemen de yıkabiliriz. 5 dakika 10 dakika da bekletmemiz yeterli oluyorsun. Saç dökülmesini durduruyor. Durduruyor. Ve duyduğum yanlışsam düzeltin abla uzamasını da hızlandırıyor. Diye uzamasını duydum hızlandırıyor çünkü saç derisinin onun o B1 ve potasyum, ondan sonra magnezyum, onlara ihtiyacı vardır. Besliyor saçı. Besliyor saçı. Ama biz hep o suları döküyoruz. O güzelim doğru suları değil, yüzümüze de sürebiliriz. Eğer leke açıcı özelliği vardır biliyorsun. Evet. Evet, şimdi içerisine
Biraz bal koyacağım. Biraz bal katıyoruz. Yani bir çorba kaşığı kadar hatta koyabilirim. Tamam. Çünkü saçın derisine, yani derisinin de neme ihtiyacı vardır. Çünkü bazı saç derisinde biliyorsunuz fazlaca kepek, efendime söyleyeyim, kullanmalar. Evet, onları da alıyor. Çok güzel. Evet. Çörek otu yağı mı aldınız mı efendim oraya? Aldınız mı çörek otu yağınızı? Evet. Aldınız mı çörek bundan? Otu yağı mı? Küçük şişelerden. Ayşe ablam orada mıdır çörek evet. Otu yağımız? Orada Özlem Hanım almış olabilir. Evet. Özlem Hanım aldıysa çörek evet. Otunuzu getirsin lütfen. Evet. Getiriyor Ayşe ablam hemen hızlı. Evet. Tamam. Çörek otu yağı ekliyoruz biraz. Çörek otu yağını ekliyorum. Hı. Gel Ayşe ablacığım ver öyle direkt. Ha. Evet evet. Teşekkür ederim. Ne kadar diyeyim? Şöyle evet bir çorba kaşığı kadar çörek otu yağı çörek koyduk. Otu yağı koyduk. Evet. Tamam mı? Maydanoz hazır mı? Evet hazır. Şimdi bunu nasıl süreceksiniz? Nasıl süreceğiz? Saçlarınızı boya sürer gibi fırçayla ayırıp. Süreceksiniz. Hı. Friksiyon yapacaksınız. Masaj iyice. Yapacağız. Evet. Üzerine bir streç saracaksınız. Kafam ya da bir şey. Plastik bone. Heh. Üzerine bir tülbent ve sıcak bir havlu. Ben şahsen böyle bir şeyi 2 saatten fazla bekletirim. Yastığıma havlu koyarım. Sererim yatarım hatta diyorsun. Ondan sonra bunu bir tülbent sarar yatarım. Sabahleyin saçınıza uygun bir şampuan. Şampuanın içerisine birazcık bir çay kaşığı bal. Bir çay kaşığı çay ağacı yağı koyun. Şampuanı evet. Herhangi bir şampuan olabilir herhangi mi bu? Herhangi bir şampuan olabilir. Çay ağacı yağı, yağı bir çay kaşığı ve bir çay kaşığı bal. Hem o şampuan biraz olsun kimyasalını salını azaltır. Ha. Hem de saçınızın zarar görmeden yıkarsınız. Kimyasallardan. Evet evet kimyasallardan. Evet. Çok güzel. Bu da güzel bir şey oluyor. Bunu da böyle istediğimizde haftada bir, 15 günde bir herhalde tekrar edebiliriz diye ya düşünüyorum. Bu zaten o kadar iyi geliyor ki Çağla'cığım. Bundan vazgeçemiyorsun. Yani ben kendime deniyorum. Benim saçım ince tellidir. Ve biliyorsun kimyasallar boyuyoruz. Saçlarımızı açtırıyoruz boyadığımız falan. İçin mesela dün kuaförüm diyor ki çok fazla saç çıkmış saç diplerinden. Yeni saç çıkmış. Yeni. Dedim ki valla ben doğal şeyler yapıyorum ondandır. Hani böyle hazır şeyler biliyorsunuz çok büyük paralar. İşte doğru. Evinde çok, yaparken çok de bununla bir şey yapabilirsin diye düşünüyorum. Ellerine sağlık. Çok çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür Şimdi ederim. Şimdi birazcık Sunu ablayı soluklandırırken sevgili Azra Akın'ın oğluyla birlikte, Demir'le birlikte evinin duvarlarını boyadığı anları hep birlikte izleyelim. Sonra Azra Akın'a minik bir sürprizimiz var. Buyurun. Evet dedik ki sevgili Azra Akın tablo yapmayı çok seviyorsun. Gerçekten ben de mesela hamileliğim döneminde daha doğrusu ilk hamileliğimde çok fazla yönelmiştim. Ve çok inanılmaz rahatlatan adeta bir meditasyon havası hissettiriyor doğru. insanı. Rahatlatıyor başka bir şey düşünmüyorsun. Ne yaptığınızın çok fazla önemi yok ama gerçekten böyle şeylerle meşgul olmak insana neler yapabileceğini gösteriyor. İşte o güç zaten buralardan geliyor. Oradan geliyor, geliyor. Aynen. Evet, evet. Sana bir tuval hazırladık. Aa! Evet birazcık boyalar getirdik sana. Burada ne yapabilirsen... bizler için yaparsan Çağla ile yeni bir gün ailesi mi? İçin. Tabii tabii başla sen. Akrilik değil mi bu? Akrilik var galiba. Hepsi uzun akrilik zamandır mi çalışmadım. Yoksa yağlılar da var mı içerisinde? Karışık mı acaba? Akrilik boya. Hepsi akrilik boya. Ne istersen yapabilirsin. İçinden tamam. Ne geliyorsa. Tamam öyle yapayım tamam. O zaman. Hadi sen başla. Başlıyor muyum? Evet biz de tatlı tatlı seni seyredelim. Tamam ben nasıl? De uzun zamandır yani son zamanlarda daha çok sulu boyayla birazcık birkaç deneme yapmaya çalıştım. Bu da tam benim okul dönemimde kalmış bir şey. Tekrar kavuşacağım şimdi ya, çok heyecanlıyım. Çok teşekkür ederim. Gerçekten insanı... Bakalım ne çıkacak. Bakalım ne çıkacak. Merak ediyorum. Ne çalışıyorsun genelde neler yapıyorsun?
Daha küçük bazı somut boyalar. Şeyler mi, soyut şeyler mi yapıyorsun? Ya çiçek, desen. Bir ara işte modelle çalışmalarım oldu. Ay, ama daha da geliştirmek isterim bu tarafımı. Ne kadar yakıştı sana uzun oraya oturmak. Uzun zamandır da yapmıyorum. Teşekkür ederim. Güzel. Hadi sen başla, biz de birazcık tamam, seni izleyelim. Tamam, bir düşeyim, ne yapayım, ne yapayım. Suna ablamızın da bir tarifi daha olacak. Az sonra sevgili Azra Akın'la biz de tekrar mutfağa gireceğiz. Düşüneyim, yine tariflerimiz olacak. Acaba. Hatta o tarifin bir tanesini sevgili Azra başlarken ben yapayım istiyorum. Uygunsa. Tamam. Azra seni tamam. Birazcık rahat bırakayım. Tamam. Çok fazla tepene çökmeyeyim. Ben de o sırada sizlere daha önce bir karnabahar tarifi vermiştim. Sevgili Nur'dan aldım. Bugün de farklı bir tarif. Ha? Tabii gel Suna ablacığım. Bu da benim az önce söylediğim gibi spordan sonra böyle sebzeyle protein karışımı bir şey. Bir de bu aralar galiba sürekli çocuklarımda gördüğüm için tek kase yemek yiyorum. Yani mesela çocuklar şeyi sever ya, kuru fasulye pilav üstüne cacığı döker evet. Mesela benim oğlan. Böyle çorba gibi yani yemeği çok seviyor. Ben de öyle çok seviyorum. O yüzden daha böyle pratik yemekler, hızlı bir şeyleri yaparken hemen hazırlayabileceğim yemekler çok çok seviyorum. Hem sebzeyi almak istiyorum. Sebzeyi brokoliden alıyorum. Bakınız çiğ brokoli hiçbir şekilde pişirmiyorum. Çünkü pişirildiği zaman içindeki o sülforafan dışarı çıktığın zaman o kokudan hoşlanmayan yetişkinler de var. Aynı zamanda çocuklar da var. Yine çok zengin omega 3 kaynağı olduğunu bildiğimiz semizotunun da lezzeti buna hafif bir ekşilik katıyor. Bakın yapacağımız aslında gerçekten çok çok basit. Olayımız malzemelerimiz semizotu ve brokoli. Brokoli evet. Önce minicik isterseniz tuz atabilirsiniz. Tuz var mı Ayşe abla? Azıcık tuzu alayım. Ben hep sosu yaparken önce tuzu katıyorum. Yağ önce koyduğumuzda o tuzu sanki özümsemiyor gibi geldi içimde. Ver Ayşe ablacığım tuzu. Ver hiç gerek yok, hiç gerek yok. Şuradan minicik bir tuz atacağım. Tamam. Sonra bunu güzelce, normalde elimle girişirim ama burada şimdi girişmeyeyim. Önce tuz, bu annemden öğrendiğim bir şey. Sonra limon. Birazcık lezzetlendireceğiz. Yine aynı şekilde bunu karıştıracağım. Sonra üzerine zeytinyağı koyuyorum. Bu kadar basit. Tamam, bunu hazırladık. Bu şimdi gerçekten, ya bu ne Çağla Allah aşkına, çok yavan bu diyebilirsiniz ki haklısınız. Ben de oturup bunu bu şekilde yiyemiyorum. Peki nasıl bunu lezzetlendiriyorum? Evet. Üzerine peynir mi? Evet. Üzerine birazcık peynir koyuyorum. Çünkü bu o tuzlu brokoli ile birleştiği zaman, semizotu ile birleştiği zaman çok çok güzel bir lezzet veriyor. Brokolimi koyuyorum. Harika bir lezzet. Beyaz peynirimi koyuyorum üzerine. Hı-hı. Yine buradan da birazcık da protein alıyorum çünkü yükseltiyorum. Çam fıstığı evet belki bir miktar pahalı. Dilediğiniz kadar koyabilirsiniz üzerine. Bunu da şöyle ki ceviz de minicik olabilir. Ceviz de olabilir ama çam fıstığının tadı daha tabii lezzetli. Böyle bir dehşet evet. Ya. Çok hafif da. Kavuruyorum. Üzerine koyuyorum. Sonra üzerine şuradan elimle yerleştireceğim. Fırında 8 veya 10 dakika pişirdiğim. Çünkü balık kuruduğu zaman çocuklar da yemiyor. Biz de yemeği sevmiyoruz. Hı-hı. Bu şimdi biraz bekledi ama bakın yine böyle nemli nemli, hafif ıslak gibi, lokum gibi oluyor. 8 dakika, 10 dakika şöyle çatalı sokup çıkardığımızda eğer şeye gelmiyorsa tamamdır. Üzerine harika. Levrek parçalarımı koyuyorum. Daha minik parçalar halinde yapıp karıştırabilirsiniz. Hem çocuklara çok rahat yedireceksiniz. Hem sağlığımız için çok çok kıymetli besleyici bir besin, şey besleyici oldu. Evet. Aynı zamanda almamız gereken omega 3'ü vesaireyi sebzelerden almamız gereken besinleri ve balıktan almamız gereken proteini de çok rahatlıkla alabileceğiz. Ben tabii bunu böyle güzel yemiyorum. Bunun hepsini güzelce böyle karıştırıyorum. Sonra kaşık kaşık süper. Yiyorum. Salatamız süper. Hazır. Böyle hazır. Son derece pratik. Afiyet olsun. Umarım bu tarifi de yaptığınızda seversiniz. Bu tamamen benim uydurmam. Peki. Ama şahane. Şimdi Suna ablacığım, canım. Ben bir peçete alacağım. Suna ablacığım, sizin son bir tarifiniz vardı. Ona geçelim. Evet. Bu arada sevgili Azra Akın nasıl gidiyor sormak istiyorum. Canlı yayında tuval yapmış mıydın, resim yapmış mıydın hiç? Yani tabii bir ara oldu benim için. Şu an böyle biraz bocalıyorum. Akrilik çabuk kuruyan bir malzeme. Evet. Hızlı olmak lazım. Şu an bir lazım. Şey tekrar bir tanışıyorum onunla. Evet şu an asla göstermiyoruz farkındaysanız herkes merak etti. Ben bile bakmıyorum, en sonunda bakacağız. Peki evet. Suna ablacığım hangi tarifle devam canım, ediyoruz? Canım her cilde iyi gelen bir bakım maskesi. Tamam. Yulafı un haline getirdim. Az bir şey şöyle bir çorba kaşığı kadar yulaf koydum. Öğütülmüş
yeşil çay koydum. Hı hı. Bu aynı zamanda cildi de biraz böyle beyazlaştıran özelliği de var. Hı hı. Hem peeling görevi de yapıyor. Bu genelde sana herhalde en çok soru cildinde evet. leke var. Suna abla evet. ne yapmalıyım ne sorusudur. Yapayım. Ne öneriyorsun onlara daha çok? Mesela pirinç suyunu mu öneriyorsun? Ne bileyim en çok önerdiğin şey. Önerdiğim. En etkili olduğunu düşündüğün şey lekeler üzerinde. Yumurta kabuğu. Yumurta kabuğu. Yumurta kabuğunun tozu. Bakayım var mı diye bakayım. Burada kaldırmışlar. Sen dün bir yumurta kabuğu hazırlıyordun gibi hatırlıyorum. Yumurta kabuğunu evet. nasıl cildinize? Yumurta kabuğunu yoğurdun içerisine karıştırıyoruz. Ezdik yumurta kabuğunu evet. iyice. Ondan sonra içerisine yoğurt koyduk. Yoğurt. Biraz limon sıktık. Ondan sonra onu güzel yüzümüze yaydık. Yaydıktan sonra biraz böyle cilt onu emiyor. Evet. Tekrar koyuyoruz o. Biraz kat biraz kat, daha. Kat. Evet kat kat sürüyoruz. O 20 dakika sonra elimizle hafif dairesel şekilde ova ova çıkarıyoruz. O zaman cilt yavaşça açılıyor. Açılıyor evet. ve yenileniyor, yenileniyor aslında bir yandan evet. da değil mi? Evet aynen Peki, öyle. Peki bu tarifimize devam edelim. Ben şimdi evet ben evet olsun sorun değil. Bunu biraz böyle gül suyuyla yine hafif yumuşatıyorum. Çok güzel. Evet bu da böyle güzel bir tülbent üzerine bir arkadaş yardımıyla ya da direkt yüzünüze sürerek biraz belki yulaf unu tekrar ekleyip alabilirim. Ekleyip kıvamını getirdikten evet. sonra. Bunu evde yüzünüze, evet çok kolay bir ve bakım maskesi. Bunu yüzünüze sürdükten sonra bir 15 dakika sonra böyle hafif yine dairesel şekilde ovalım. Hı. Cildimizin o ölü yani Derisi. Pasını alalım. Ben pasını atalım. Sürdüğümüz kremin, sürdüğümüz serumun, yaptığımız maskenin o zaman faydasını görüyoruz. Etkisi o zaman evet. daha çok oluyor. Eğer cildiniz doluysa yaptığınız hiçbir şeyin etkisini göremezsiniz. Göremeyiz değil mi? Doğru evet. söylüyorsun. Ellerine sağlık. Şimdi Canım. Azra'ya doğru gidiyorum ama tablosuna bakmadan evet. Sosyal sorumluluk projeleriyle de senin ne kadar yakından ilgilendiğini biliyoruz. Evet. Çocuklar başta olmak üzere gençler, kadınlar, desteğe, yardıma ihtiyacı olan herkesin, herkese yardım eden bir derneğin aslında başkanısın. Öyle değil mi? Hangi dernekti bu? Umudum olur musun? Umudum olur derneğin musun? Derneğin başkanıyım. Evet. Ya çok güzel. Nereden çok... geldi bu fikir? Nereden geldi? Yapıyorsunuz? Neler yapıyoruz? Biz tabii ki başta olmak üzere çocuklar, gençler ve kadınlar için çalışıyoruz. Ben şöyle geçeyim. Tamam. Tabii ki kurumsal bir çatı altında çalışmanın fırsatını buldum. Orada hayallerimi gerçekleştirmek istiyorum. Çünkü ben az önceki sorun hani Azra Akın kim sorun vardı. Sanırım ben doğuştan böyle bir sorumluluk duygusuyla geldim, bir duyarlılıkla geldim. Tabii sanata olan yatkınlığım vardı. Hani işte dans çok küçük, 2,5 evet. yaşımdayken annemler keşfetti bende ama ya bu bir misyon benim için ve sanırım o dünya güzellik yarışması sonra. Ve ünvanı o yüzden bana geldiğini inanıyorum. Çünkü o misyon benim o içimdeki misyonla güzel gelmedi diyorsun. Hayır yani. Bence gelmedi. Yani içimdeki o misyon duygusu dünya güzellik kraliçesinin getirdiği hani olmanın misyonuyla birleşmesi yani birleştiğine inanıyorum. Evet. Çok güzel. Ya öyle. Yani kendini aslında bu görevleri yaptığında tamamladığında hayallerini gerçekleştirmiş gibi hissediyorsun diyorsun. Peki başka ya. Var mı bundan sonrası için Azra Akın'ın hayalleri? Resimde yaptırmıyorum. Hem konuşuyorum hem yemek yapıyorum kadına. Hangi günü yapacağım? Ya çok şey. Teşekkür ederim. Bana çok güzel enerji verdiğin için. Yanım benim. Tabii bu sosyal sorumluluk ve bu misyonun yanında yapmak istediğim ve yani özlediğim oyunculuk var tabii ki. Güzel bir dizide ya da bir filmde rol almak. Özledi seni evet, ekranlar gerçekten. Çok özledim. Ekip, evet oradaki ekip seti ortamını çok özledim. Hikaye anlatmak hani o ekiple birlikte hikaye anlatmanın keyfini özledim. Çünkü ben hikayeleri dinlerken hep onlardan bir şey almaya çalışırım kendi hayatım için. O yüzden bir oyuncu olarak ortamda var olmak bana çok büyük keyif veriyor. İnşallah seviyorum. Yakın zamanda da evet. seni ekranlarda tekrar görürüz. İnşallah. Ben minicik bir bakmak istiyorum. Gel ben şimdi senin o soruna bağlantılı bir şey yapmak istedim. Koşan küçük güzel. Bir kız çocuğu yapmak evet, istedim. Evet evet artık verelim. Kız koşmaya başladı. Çok tatlı. Şimdi bacaklarını tamamlamak istiyorum ama ben çocukken açıklık gördüğümde annemler anlatıyor.
çok hızlıca koşardım. Koşar mısın? Böyle bir açıklık gördüğümde. Yani bu aslında birazcık özgür ruhlu olduğunu bize hissettiriyor olabilir. Sanki. Tablolarında da bunu yansıtmaya mı çalışıyorsun? Şu an o geldi sanki. İçimden. Çok güzel bakalım. Görünüyor. Şimdi devam ediyorsun değil mi birazcık evet. daha? Hadi devam da biz de izleyelim ya. Çok güzel görünüyor gerçekten. Suna ablacığım sana en çok sorulan sorular. Lekeler evet. dışında neler evet. var başka bize söyleyebileceğim? Bugün evet. gelmişken Suna ablayı kaçırmayalım. Vallahi saçtan tırnağınıza kadar her şey soruluyor. Yeni yaptığım bir sürü şeyler var. Şimdi ben de Osmanlı tarihini araştırıyorum. Pandemiden dolayı uzadı. Hep yemek tarifleri verilmiş ama biz de artık arşivden sağlık ve güzellik reçetelerini çıkarıyoruz. Çıkarıyorsunuz, onları paylaşıyorsunuz. Onları zaten paylaşacağız inşallah 2021'de. Çok güzel. Hadi evet. bakalım bekliyoruz. Sevgili Azra, evet. bir kere Demir nasıl bir çocuk olduğunu konuştuk. Evet. Nasıl bir anne oldu sevgili Azra Atan? Disiplinli mi, ne bileyim çok sert mi, yoksa çok rahat bir anne mi, yoksa ikisinin arası mı? Güzel soru. Benim yani hassas olduğum bazı konular var. Mesela neler en hassas olduğun konular? Yani mutlaka çocuğum şöyle olmalı, mutlaka çocuğumu şunu aşılamalıyım dediğin şeyler var mı? Benim için en önemli şey ben çocuğumla nasıl konuşuyorum ve ona nasıl yaklaşıyorum. Benim için en önemli şey saygı çocuklara. Yani o benden çıktığı andan evet o sadece çocuk ya da benim çocuğum benim yani yanlış anlama hani benim çocuğum olduğu için ben yani istediğim gibi davranırım. Hayır. Kesinlikle hayır. Ben araç olduğuma inanıyorum. O bir birey ve o bireye saygı duymak, o bireyi dinlemek, kendisini ifade etmesi için izin vermek, ortam yaratmak, kendi benliğini bulması için, kendi kişiliğini bulması için yani bundan hani bebekliğinden ta işte mezun olana kadar ben böyle bir anne olmaya olmak istiyorum. Yani bu benim için en önemli konu. Yani kendi hayalini gerçekleştirsin. Ben onun hayal gücünü teşvik etmek isterim. Bir rehber olmak isterim. Ve o bir birey. Yani sağlıklı evet, bağ kurmak benim lazım. İçin en önemli yani şey. Yani kendi kurallarımızı ona aşılamaya çalışmak ve bu konu üzerinde inatçı ve evet. inatçı olmak aslında tamamen kendimizi tatmin ettiğimiz bir şey. Çocuklarla her yaşta bence inatlaşmamak gerek. Biraz evet. onları özgür bırakabilmek. Gerçekten hayır, evet. anneliğin belki de kendi yapısına biraz ters olsa da onların bir birey olduğunu unutmamak. Yollarında ona az önce söylediğin gibi rehberlik edebilmek bence anneliğin en zor sınavlarından çok. Bir tanesi. Yani ben Demir'e bunu yapma. Bunu yap. Hiç daha demedim. Demedin. Hayır. Açıklamalarla geliyorum. Neden sorusunun cevabını vermek gerçekten çünkü çok önemli. Çünkü çocuğunun kendi kendine düşünmesini öğrenmesini istiyorum. Evet. Kendi kendine düşünmeyi öğrensin istiyorum. Çok güzel. O yüzden bir şey anlatırken, öğretirken evet tehlikeli bir durum olur ama onu bile açıklıyorum. Ya da sen çocuk yapma hani didaktik. Hani böyle bir emirle çocuklarımıza bence davranmamalıyız evet. diye kesinlikle. Ben düşünüyorum. Kesinlikle. Evet, açıklamalarla. Tablona devam etmeni istiyoruz. Tamam. Azra seni rahat bırakacağım. Yaklaşık tamam, 10-15 teşekkür dakika. Ederim. Ama yayınımızın sonunda sevgili Azra Akın tablosunu hep birlikte görüyor olacağız. Suna ablacığım çok çok teşekkür ben ediyorum. Ben teşekkür ederim. Emeklerine sağlık. Daha sık inşallah beraber oluruz. İnşallah. Sevgili Suna ablamı bir alkış rica ediyorum. Teşekkür ederim. Biz teşekkür seni ediyoruz. Seni gördüğüme emin oldum. Görüşmek çok üzere. Çok sağ olun. Görüşmek üzere. Suna ablamı uğurlarken hemen diğer konuğumu davet etmek istiyorum. Kadın hastalıkları doğum ve tüp bebek uzmanı operatör doktor Aret Kamar hocam geliyor. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. İyiyim. Sağ olun. Siz nasılsınız? Gayet iyiyim. Çok çok teşekkür ediyoruz. Bugün çok konuştuk. Doğumlar, bebekler, evet, emzirmeler. Evet. Şimdi bebek nasıl yapılırı konuşalım. Şimdi evet tüp bebek gerekiyorsa eğer belli bir zamandan sonra detayları bilmek isteyenler için önemli sorularım olacak. İlk olarak tüp bebekteki başarı şansından bahsedelim. Başarı şansını arttırmak için neler yapılıyor günümüzde? Şimdi tüp bebek tabii her geçen gün yeni taşların üst üste konulduğu yöntemlerden bir tanesi. Tabii herkesin bir amacı var. Herkes bu işte yumurtayla spermi aldığımız zaman oluşan embriyoyu alalım. İçeriye koyduğumuz zaman da herkes gebe kalsın istiyor. Evet, evet. Ama bizim tüp bebekte en bilmediğimiz şey rahmin içerisine koyduğumuz bir yumurtayla spermin birleşmesinden oluşan embriyonun daha kaç gün daha yaşayacağını bilmiyoruz. Yani biz kadının yaşı ne olursa olsun genç de olsa, ileri yaşta da olsa dışarıda embriyoyu belli bir süre takip edebiliyoruz. 3 gün, 5 gün, 6 gün en fazla. Ondan sonra bakıyoruz ki o hücreler bölünmeye devam ediyor ve bir bebek oluşmaya başlıyor. O bebeği bir gün alıp rahmin içerisine yerleştirmek zorundayız ve o yerleştirdikten sonra
bizim de bağlantımız kopuyor. Aynen. Ta ki ne zamana kadar? Ta ki biz bebeği koyduktan 12 gün sonra gebelik testini yapana ve onun gebe kalıp kalmadığını anlayana kadar. Evet. Bebeği içeriye koyduktan sonra eğer bebek içeride bölünmelerine, büyümesine, bebek oluşumuyla ilgili olan safhaları tamamlayabiliyorsa ve bu bölünmeler ve büyüme sırasında rahmin içerisine bir yerlere yerleşip rahimle kendi haberleşip orada büyümeye başlayabiliyorsa ki buraları bizim yönetebilme ihtimalimiz yok. Bebek oraya yerleşiyor, büyüyor ve sağlıkla doğuyor. Evet. Belli bir yere kadar müdahiliz, belli bir yerden sonra müdahil değiliz. Onun için tüp bebeğin her zaman belli bir gebelik şansı var. Değişenler ne? Ne? Değişen biz yumurtayı aldığımız zaman şimdi tabii yumurta anne vücudunda olan bir şey. Sperm anne vücuduna girip yumurtayı bulan bir şey. Biz onları suni bir ortamda alıyoruz, buluşturuyoruz, büyütüyoruz. Demek ki laboratuvar şartları yumurtaya, sperme ve ondan sonra onların birleşmesine oluşan embriyoya ne kadar iyi davranabiliyorsa, ne kadar onların büyümesini anneye yakın bir hale getirebiliyorsa, o kadar en azından laboratuvarda olan safhaları embriyo iyi tamamlayacaktır. En azından zarar görmesini biz engelleyeceğizdir. Daha sonra rahmin içerisine koyduğumuz zaman da daha sağlıklı bir embriyo koyacağızdır ve gebelik şansı da daha fazla olacaktır. Onun için bizim gelişenlerimiz, değişenlerimiz aslında insanların çok fazla görmediği, laboratuvardaki insanların tabii ki el becerisi ve tecrübesi de çok önemli, ama asıl işte onları içerisinde beklettiğin sıvılar, onları içerisinde beklettiğin dolaplar, bunların kontrolleri, bunların işte ısısının sabit kalması, bunların herhangi bir problem olduğu zaman çünkü hani bir dünyada yaşıyoruz, elektrik kesilebiliyor, su kesilebiliyor, bir şeyler olabiliyor, değişen bir şeyler, klimalar bozulabiliyor, her şey olabiliyor. Bunların arıza yaptığı zaman ne kadar hemen kendisini toparlayabilecek bir yedek sisteminin olduğu, bunların ne kadar ısıyı, nemi, karbondioksiti sabit bir seviyede tuttuğu bunlar çok önemli. Evet. Onun için iyi laboratuvarlarda iyi embriyolar daha fazla oluşuyor ve iyi embriyolar da gebeliği daha fazla getiriyor. Bunun yanında tabii değiştiremediklerimiz var. Tabii kadının yaşı bizim önemli. İçin çok önemli. Çünkü kadının yaşı ilerledikçe biz biliyoruz ki yumurtaların gebelik getirebilme özellikleri bozuluyor, azalıyor. Ve sağlıksız bebeklerin ortaya çıkabilme ihtimali artıyor. Onun için biz her zaman kadınlarımıza aman ha eğer çocuk planlarınız varsa geç kalmayın diyoruz. Eğer oldu da evlenemediyseniz mesela, genç yaşlarda yumurtalarınızı dondurun, saklatın diyoruz. Çünkü yumurta dondurulduğu zaman diyelim ki 30 yaşında bir kadın ya da 35 yaşında yumurtasını dondurdu. 55 yaşına da gelse. Eğer isterse, gücü varsa, istiyorsa, doğuracağım ben diyorsa. Anne olabilir. O yaştaki yani 35 yaşındaki dondurduğu yaştaki şansıyla anne olabiliyor ve sağlıklı bebek doğurabiliyor. Dolayısıyla artık yani yaşlanmak doğurganlık açısından bir kader değil. Yumurta dondurulabiliyor. Hadi evliyseler ve o anda çocuk yapabilecek bir kondisyonları yoksa o zaman embriyo olarak dondurup saklatabiliyorlar. Bizim öyle 50 yaşında doğuran kadınlarımız var. Yani evet o enerjiyi buluyorsan kendinde. Mesela 35 yaşında bir çocuğunu doğurmuş, çocuk büyümüş, o zamana kadar cesaret edememiş ikinciyi yapmaya. Ama dondurulmuş embriyo varsa gebelik şansı da, sağlıklı bebek doğurma şansı da sabit kalabiliyor. Demek ki anne yaşı çok önemli. Yumurta sayısı kadınlarda çok önemli. Yumurtayı çünkü dondurduğumuz yaş önemli. Yaş önemli. Şimdi bazı kadınlar var, rezervi diyoruz biz, rezervi iyi. Yani bir tedavi yaptığımız zaman bize bir sürü yumurta verebiliyor. Bir de kadın var, 20 yaşında olmasına rağmen yumurtası çok çok az. Böyle bir tane iki tane zor çıkıyor. Tabii bunları ne kadar hemen tavsiye ediyorsunuz değil mi dondurmalarına? Tabii, yumurta azsa mutlaka. Evet. Hele bizim öyle daha evlenmemiş üniversite öğrencisi olan kızlarımız var. Ne kaynaklı oluyor? Genetik kaynaklı mı? Aslında çoğu genetik kaynaklı. Çünkü bunların çoğu mutlaka teyzem, annem erken menopoza girdi diyorlar aslında. Birazcık böyle uyanık olmak lazım ve hekime gitmek lazım. Bizim maalesef evlenmeden kadın doğumcuya gitme kültürümüz çok fazla oturmuş değil. Evlendikten sonra da hamile kalmadan evvel mutlaka kadınların hem rezervlerini hem de
rahim biliyorsunuz doğuştan her zaman herkesin rahimi güzel oluşmuyor. Hı hı. Rahim şekil bozuklukları varsa. Var. Yarım rahimler var. Rahimde perdeler var. Yani genellikle bunlar hep gebe kalındıktan sonra senin rahminde perde böyleymiş varmış. Böyleymiş diye ortaya çıkan aman şeyler. Erken doğmasın, aman bir problem olmasın diye gebelikte önlemler almaya çalışıyorsun. Halbuki bunlar gebelikten önce fark edildiğinde çok kolaylıkla düzeltilebilecek işlemler. Onun için mutlaka kontrollere zamanında gitmek. Evet, mutlaka yapmak lazım. Önemli. Daha sonra bir musibet yaşamaktansa önce de mutlaka kontrol olmak lazım. Özellikle de evlenip de ben daha çocuk düşünmüyorum, korunmak istiyorum diyenler mutlaka ve mutlaka ilk önce çocuk istediklerinde, çocuğa istediklerinde kavuşabilecekler mi diye mutlaka kontrol olmak zorundalar. Hı hı. Çünkü korunuyorlar yıllarca, hı hı. Sonra çocuk istiyorlar. Hı hı. Çocuk istediklerinde bir bakıyorlar, adamın spermi zaten yok denecek kadar az. Boşu evet. Boşuna o kadar senede bir korunmuşlar. Dolayısıyla mutlaka bu testlerin yapılması lazım. Hem kadınlar hem erkekler için aslında tabii. Değil mi? Onlar çünkü da çok, aslında çok önemli. Şu anda benim çocuğum olmuyor diyen çiftlerin %55'inde erkek problemli. Aslında bu iş hep kadına mal oluyor. Evet, evet, kadın hamile kalmıyorsa evet. Kadının problemidir gibi algılanıyor ama şu anda %55 ibre erkeklerin sperminin sayısının, azalması. Hareketinin, şeklinin hı. Azalmasıyla ortaya çıkıyor. Bu problemlere doğru döndü ibreler evet, diyorsunuz. Evet, peki, mutlaka bir sperm yapmak lazım. Blastosist transferinden bahsedelim. Hocam nedir blastosist transferi? Şimdi blastosist embriyoların laboratuvarda uzun süre bekletilip gebelik getirebileceğinden biraz daha emin olduğumuz embriyonun rahim içerisinde yerleştirilmesidir. Blastosist 5. 6. günde embriyonun şekil almış halidir. Blastosiste biliyorsunuz bebeğin iki kısmı var. Bir bebeğin kendisi vardır. Bir de anne rahmine tutunduğu plasenta dediğimiz sonu vardır, yapıştığı yer. Artık blastosiste bebeğin oluşacağı yer ve anne rahmine tutunacağı yer belirlenmiştir. Yani bebek artık neredeyse rahime tutunacak hale gelmiştir. Koyduğumuzda gebelik şansı daha fazla olacaktır. Bu tamam, gebelik şansını arttırıyor. Ama şöyle bir düşünce hasıl oluyor. Herkes embriyosunu blastosist haline çevirsin ki gebelik oluşma şansını arttıralım. Artırsın. Bu belli şartlarda yapılabilir. Çünkü biz laboratuvarda embriyoları beklettikçe aslında embriyoların bir kısmı sadece laboratuvarda beklettiğimiz için ölüyorlar. Çünkü o şartlar anne şartlarına eş değil. Tabii. Dolayısıyla biz aslında laboratuvarda embriyoları beklettikçe embriyolar güzelleşmiyor. Hmm. Biz embriyoların arasında bir eleme yapmış oluyoruz. Dolayısıyla bunu yapmak için elimizde yeteri kadar embriyonun olması lazım. Yani kadının yumurtasının ve erkeğin sperminin yeteri kadar olması lazım ki elimizde bol bol embriyo olsun. Onların içinden de iyilerini seçelim. İyilerini koyduğumuz zaman yani 5 gün 6 gün laboratuvar şartlarına dayanmış olan bir embriyo anne vücuduna geldiği zaman cennete gelmiş gibi oluyor ve o zaman büyüme şansı çok daha fazla oluyor. Ama şimdi bizim hastalarımızın neredeyse yarısı yumurtası az olanlar, spermi az olanlar, zor zar bir tane iki tane embriyo yapabildiğimiz, hatta bazen bir yumurta biriktirip bebekleri birkaç tane yapıp içeriye yerleştirdiğimiz hastalar da var. Dolayısıyla bunlara blastosiste gitmek saçmalık olur. Çünkü oluşan embriyoların bir kısmı sadece laboratuvarda beklettiğimiz için ölecektir. Şansı artıralım derken aslında hastanın şansını elinden alacağızdır. Dolayısıyla uygun hastalarda, embriyo sayısı fazla olan hastalarda şansı artırmak için blastosiste gidilebilir. Bir de biliyorsunuz biz tüp bebek tedavisinde genetik testler yapıyoruz. Onu soracaktım. Kimlere bebeği yapılmalı? Koymadan evvel rahmin içerisine sağlıklı olan bebeği seçip koyuyoruz. Bu testler en güzel blastosist aşamasında yapılabiliyor. Eğer bir hastaya herhangi bir sebeple genetik test yapmamız gerekiyorsa o zaman mecburen bazen blastosiste gidip blastosist safhasında bebekten biyopsi alıp o bebeğin sağlıklı olup olmadığını anlayıp öyle koyabiliyoruz. Genetik testler kimlere yapılmalı? Herkese yapılmamalı kesinlikle. Çünkü bu testler %100 güvenilir testler değil. Yanılma payları her zaman var. Birinci grup ailede bir hastalık taşıyıcıları.
Yani şimdi soruyorsun hastaya, diyor ki mesela ya onun ya annesinin ve akrabalarının ailesinde bir hastalık var. İşte çocuk doğuyor. Şimdi SMA mesela en meşhurlarından bir tanesi, kas hastalığı. Bunun gibi daha bir sürü metabolik hastalıklar var. Talasemi dediğimiz Akdeniz anemisi var. Yani bu çocuklar doğduğu zaman sıkıntılı doğuyorlar ve hayat boyunca da onun sıkıntılarını çekiyorlar. Bazıları da erkenden ölmek zorunda kalıyor. Dolayısıyla eğer böyle bir hastalık taşıyıcılığı varsa şimdi ne yapılıyor? Kadında ve erkekte hangi genin neresinde bir mutasyon olduğuna bakılıyor. Yani genlerin neresinde bir problem var da bu oldu. Ondan sonra bir hazırlık yapılıyor genetikçiler tarafından. O hazırlık yapıldıktan sonra biz normal tüp bebek standartında işlemlerimizi yapıyoruz. Bebeği koymadan evvel genetikçiler, biz bebekten aldığımız birkaç tane hücrede bu bebeğin bu hastalığı taşıyıp taşımadığını belirleyebiliyorlar. Ve sağlıklı bebeği rahmin içerisine koyduğumuz zaman da bebek sağlıklı doğuyor. Bir grup bu. Bir grup hastalık taşıyıcılığı yok ama kadın sürekli düşük yapıyor. Tekrar tekrar gebe kalıyor, düşük yapıyor. Onlarda da eğer bakıyorsunuz ki hiçbir problem bulamıyorsunuz, embriyonun sağlığından şüpheleniyorsunuz, o zaman bebeği içeriye koymadan evvel onlarda herhangi bir sayısal, yapısal, kromozomal bir problem var mı diye bakıp sağlıklı embriyoyu seçip içeriye koyabiliyorsunuz. Dolayısıyla bu durumlarda genetik test yapmak iyi. Bir grupta var ki biz sağlam olan embriyoyu koyalım, gebelik şansını arttıralım diye yapıyor bu işi. Bu doğru değil. Bu doğru değil. Neden? Çünkü sağlıksız olan embriyolar da biliyorsunuz rahmin içerisinde tutunabiliyorlar. İnsanlar sağlıksız bebekte gayet güzel hamile kalıp doğurabiliyorlar. Yani biz hamile kalma şansını arttırmak için bebek sağlıklı mı diye bakmamız çok gerekli değil. Gebelik oluşmuyorsa bir kadında başka sebepler aramak lazım. Yani bir kadın eğer tedavi oluyor da gebe kalmıyorsa, embriyo sağlıksızdır da o yüzden gebe kalmıyordur mantığıyla gitmek çok doğru değil. Çünkü dediğim gibi hani biliyorsunuz Down sendromlu bir embriyo da rahme tutunabilir, çok güzel büyüyebilir. Hamile kalmama sebebi değildir çoğu zaman. Düşük yapma sebebidir sağlıksız embriyo. Onun için düşük yapanlarda ya da ailede bir hastalık taşıyıcılığı varsa onlarda mutlaka genetik test yapılabilir. Kullanılan takviye gıdalar veya beslenme şekli tüp bebekteki başarı şansını etkiliyor mu hocam? Bu da çok suistimal edilen konulardan bir tanesi. Biz yaş büyüdükçe yumurta kalitesinin bozulduğunu biliyoruz. Dolayısıyla sonradan takviye edilen hiçbir şey gebelik şansını arttırıcı çok ciddi bir şey yapmaz. Sadece bu antioksidan dediğimiz ilaçlar laboratuvarda hücrelerin dayanıklılığını belki biraz arttırabilir, o kadar. Peki operatör doktor Aret Kamar hocama çok çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Için. Biz bir reklamlara gidiyoruz. Reklamlardan sonra sevgili Azra Akın'ın Çağla'yla yeni bir gün için hazırladığı tablosuna bakacağız efendim. Bizden ayrılmayın. Evet, Çağla'yla yeni bir günün ve çok güzel bir haftanın sonuna geldik. Azra'nın tablosu yanımızda. Bence tablolar zaten genellikle yaptığımızda hep iç dünyamızı yansıtır diye düşünmüştüm. Kesinlikle o cıvıl cıvıl rengarenk çocuğu bize yansıttın. Çok güzel olmuş. Ellerine sağlık. Çok teşekkürler bu fırsat için. Ya, evet, enteresan da bir deneyim oldu. Hem bizim için hem de senin için. Bize hediye ettiğini düşünüyoruz. Tabii ki. Ne bunu demek. Bunu saklayacağız. Tamam. Çok çok teşekkür ediyoruz yayınımıza geldiğin için. Seni ağırlamak çok büyük keyif Azra. Seninle sohbet etmek çok çok keyifli. Çok teşekkür ederim. Pazartesi günü aynı saatte görüşürüz. O anda kendinize lütfen çok ama çok iyi bakın efendim. Hoşçakalın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.